Bismillahirrahmanirrahim. A'üfe İlahiyat Arapça 4 bölüm 9. Konumuz istisna. Bu ünite 4 alt başlıktan oluşmaktadır. Giriş mukaddimetun. Türkçede de kullandığımız istisna kelimesi Arapça bir kelimedir. Sözlüklerde bir şeyi genel kural veya genel yargının dışında tutmak anlamına geliyor. Bir şey ayırt etmek manasına gelmektedir. Günlük hayatımızda Arapça 9. Velimetu aşa'in, akşam yemeği. Aşa'in, velime yemek, aşa akşam, akşam yemeği. Bir diyalog söz konusu Adnan ile Rim arasında geçmektedir. Adnanu. Adnan kelimesi gayri munsariftir. Özel isimdir ve sonu elif nun maddesiyle bitmektedir. Adnan diyor ki merhaben ya Rimu. Rim özel isim. Merhaben, merhaba ya Rim. Rim, merhaba, merhaba Rim. Keyfe halu ki, nasılsın, halin nasıl diyor. Sonunda ki zamirini kullanmış. Yani ke değil de ki, esre ile kullanmış. Demek ki Rim adlı şahıs bir kadındır. Rim cevap verir. Ene bi hayrin elhamdülillah. Ben iyiyim elhamdülillah. Ya Adnanu. Adnan ben iyiyim elhamdülillah. Ve ente ya sen. Yani sen nasılsın diyor. Adnanu. Adnan da diyor ki ve ene bi hayrin. Ben de iyiyim. Evan. Aynı şekilde. İndena bizde vardır zairune, ziyaretçiler. Yani ziyaretçilerimiz var, misafirlerimiz var. Lekad şüphesiz ki da'avtu, ben davet ettim. Kimi? Aileti, ailemi. İlel aşa'i, akşam yemeğine. Elyem ve bugün. Rim cevap verir. Ehlen ve sehlen. Hoş gelmişler, buyursunlar. Velakin fakat madane. Se'edbuhu, pişireceksin. Gerçi edbuhu birinci şahıs. Yani ne pişireceğim demek bu. Sen ne pişireceksin değil de ben ne pişireceğim demek. Velakin fakat madane se'edbuhu, pişireceğim. Sin var. Baştakisin gelecek zaman yapıyor muzari fiilimizi. Edbuhu, pişiriyorum. Se'edbuhu, pişireceğim. Ecek acak yapıyor. La yücedu, mevcut değildir, yoktur. Nerede? Fis sellaceti. Sellaci buzdolabı. Buzdolabında yok. İlla ancak var el hubuzu, ekmek. Buzdolabında ekmekten başka bir şey mevcut değildir. İstisna yapılmış burada. Tam da dil bilgisi konumuz olan istisnaya burada yer verilmiştir. İlla istisna edatıdır. Yani buzdolabı bomboş. Yalnız ekmek var yani, o hariç. لِتَحَضِيرِ وَلِيمَةِ عَشَى Aşa akşam yemeği. Velimeti aşa akşam yemeği. لِتَحَضِيرِ وَلِيمَةِ عَشَى Akşam yemeğini hazırlamak için. اَنَ ben bir hacetin ihtiyaç duyuyorum. İlâ en اَذْهَبَ gitmeye. İlâ سُوْقِ çarşıya. Akşam yemeğini, akşam ziyafetini hazırlayabilmem için çarşıya gitmeye ihtiyacım var. Çarşıya gitmeliyim. Ve la yücedu, mevcut değildir. Ehadun, herhangi birisi, öyle birisi ki yecilisi oturacak. Maalet fali, çocuklarla birlikte, gayri benden başka. Benden başka çocuklarla birlikte oturacak kimse de yok. Mada ne efalu, yapsam, ben ne yapsam bu durumda diyor. Adnan cevap verir. Hasenen, hasenen güzel, iyi manasına geliyor. Tamam, peki. La telte, la teqlegi, la teqlegi, endişelenme, sen. Ene ben, se uhziru, getireceğim, külle ma, her o şeyi ki, külle, her demek, bütün demek, ma o şey ki, külle ma, her o şey ki, tehtacine, sen ihtiyaç duyuyorsun, ileyhi ona, sen ne ihtiyaç duyuyorsan onu getireceğim diyor. Se'ektubu, ben yazacağım,
Kullema her o şey ki yengusu ki sende eksik olarak duruyor. Sende noksan olan her şeyi yazacağım diyor. Her eksiğini, noksan olan her şeyi. Madane seuhliru getireyim. Ne getireceğim? Rim der ki uridu ben istiyorum el-lahme et. Ama öyle et ki el-mefrume mefrum et. Yani kıyılmış oluyor bu durumda. Eşittir. Sonuç nedir? Yani kıyma istiyorum. El-lahmel mefrum kıyma istiyorum. İlla ancak nisfe kilo yarım kilo. Yalnızca yarım kilo kıyma istiyorum. Ve nisfi kilo ve yarım kilo nisf yarım demektir. Nisf yarım. Nisfi kilo ve yarım kilo da minel eruz pirinç demek. Minel eruz yarım kilo da pirinç istiyorum. La tuhdir ente sen getirme. Gayra nisfi kilo yarım kilodan başkasını getirme. Ve nisfu kilo ve yarım kilo da patata, yarım kilo da patates istiyormuş. Ve kilo tamatime ve yarım kilo da domates istiyorum diyor. Yarım kilo da domates istiyormuş. Ve la teşteri sen satın alma. Sivel fevakihi et tazeceti taze meyveler dışında. Taze meyvelerden başka satın alma. Taze meyve dışında bir şey de alma. Ve işteri satın al eyye nev'in minel halibi. Eyye nev'in hangi nevi, hangi tür minel halibi sütten herhangi bir tür al ama ma'ada kamile dese mi? Yani tatlı için süt al. Kamile desem min ejdil helva. Ejdil helva tatlı için. Min ejdil helva tatlı için. Türkçedeki bildiğimiz helva Arapçada tatlı olarak kullanılıyor. Yani el helva ne demektir? Tatlı demektir. Türkçede ise helva olsa olsa tatlının bir çeşidi olabilir. Burada genel olarak min ejdil helva helva için helva yapımı için kamile desem ama ma'ada kamile desem tam yağlı olmasın diyor. Desem yağlı. Kamile desem tam yağlı. Ma'ada kamile desem tam yağlıdan başka tam yağlı olmayan demek. Adnan diyor ki ehada kulluhu yani hepsi bu mu? Rim diyor ki nam evet hepsi bu yani isteklerimin hepsi bu daha başka bir şey istemediğini ifade ediyor. Yaudu Adnanu. Yaudu döner Adnanu Adnan iler beyti eve. Ve yu'ti el müşteriyati li rime. Li rime. Rim de gayrimustarif olduğundan münfethalı olarak yazılıyor. Satın alınan şeyleri rime verir. Yu'ti'yi verir. Hüve o Adnan. Neyi verir? El müşteriyati satın alınan şeyleri kime verir? Li rime. Rim için verir. Tenvuru bakar kim rimu rim neye bakar ilel müşteriyatı satın alınan şeylere bakar sonra tegulu der li'adnane Adnan için gâlıbeten öfkeli olarak der bak gâlıbeten haldir hal konusu daha yeni geçti rim şöyle der ya ilahi mahada. Aman Allah'ım. Ya ilahi aman Allah'ım. Mahada. Bu da nedir? Gultu ben demiştim leke sana işleri satın al el halibe süt. Ama öyle süt ki mahala kamili desemi. Tam yağlı olmayan bir süt al demiştim. Ve gultu yine demiştim daha teşteri satın alma. Minel fevakihi. Meyve alma. İlla alacaksan da dazice. Taze olan al yani taze dışında meyve alma minha ondan o meyvelerden yalnızca taze olanları al demiştim taze değilse meyve alma demiştim ha değil fevakihu bu meyveler ise gayru salihin lil ekli
Yemek için uyumlu değil, uygun değildir. Bu meyveler yenmez diyor. Lakat şüphesiz ki iştarayta sen satın aldın küllel fevakihi bir sürü meyve minessugu çarşıdan ama haşa el ceyyidi. Ceyyid iyi, haşa hariç. Yani iyi olmayan ve ettazici ve taze olmayan meyvelerin hepsini aldın diyor. Ne kadar taze olmayan, ne kadar iyi olmayan meyve varsa sen gidip onları aldın deyip kızıyor. Ma ne efalü ben yapacağım el an şu an ya zevci eşim kocacığım şu an ne yapacağım diyor. Lem yapka kalmadı lil velimeti yemek için kalmadı illa ancak kaldıysa da saatten 2 saat kaldı. Yemek için yalnız 2 saat kaldı. Daha fazla bir zaman dilimi de kalmadı. Parça burada bitmiş. Bakara suresinden şuralara bak, Ali İmran'dan buralara bak, Necim suresinden de şuralara bak denilmiş. Sayfada belirtilenlerden birkaç tanesini açtım. Tamamında aynı şey söz konusu. Tamamında istisna edatını görürsünüz. Hepsini açmadım ben ama diğerlerinde de aynı söz konusu. İstisna edatı olan illa'yı görürsünüz. Kalu onlar dediler ki Subhaneke la ilme lena İlla ma'allemtena. Bizde herhangi bir ilim yok. İlla ancak varsa da ma'uşey ki allemte. Sen öğrettin nabize. İstisna yapıyor. Ve minhum ümmiyyûne la ya'lemûne kitâbe illa emaniyye. İlla yine istisna yapmıştır. Ve yedgûnâ lil melâketi iscudû li âdeme fesecedû illa iblise ebâ. İblis hariç her biri secde etti diyor. Yani illalar ancak, yalnızca, sadece, hariç diye çevrilen İstisna edatlarından bir tanesidir. Şimdi konu işlemeye başlayacağız. Konu işlendikçe verilen ayet numaralarının neye yaradığını daha iyi anlayacaksınız. Bir dil bilgisi terimi olan istisna, bir nesneyi, kişiyi veya hükmü yani herhangi bir şeyi istisna edatları adı verilen bir takım edatlar yardımıyla cümlenin yargısından ayrı tutmak demektir. Arapçada çok kullanılan bu üslup den başka, den hariç, yalnız sadece ancak kelimeleriyle Türkçe'ye çevrilmektedir. Kur'an-ı Kerim meallerine baktığımızda daha çok ancak kelimesiyle çevrildiklerini görmekteyiz. İstisna üslubunda 3 tane unsur, 3 tane parça, 3 tane öge vardır. Öncelikle cümlede bir istisna edatı bulunur. İstisna edatından sonra istisna edilen, hariç tutulan bir kelime yer alır ki biz buna müstesna diyoruz. Bir de istisna edatından önceki cümle içinde kendisinden bir şeyin ayrı tutulduğu, hariç tutulduğu genellikle çoğul bir isim bulunur. Yani isim çoğul olmasa da çoğul manasında olması gerekir ki buna da müstesna min denilmektedir. Müstesna genelde Arapçada mensuplar grubunda değerlendirilir. Ne demek bu? Yani istisna edatından sonra gelen kelime genelde nedir? Mensuptur. Bununla birlikte istisna edatının türüne bağlı olarak her zaman da mensup olmaz yani. Farklı farklı olabilir. Zaten bunu göreceğiz. Şimdi bu konuda bu dil bilgisinde önemli noktalar nelerdir? 1. İstisna edatlarının neler olduğunu bilmeniz lazım. Burada illa örnek verilmiştir. İstisna edatıdır. İstisna edatı derken yani istisna üslubunu ifade edebilmek için kullanılan araç gereç burada illadır. İstisna edatının bir sağına bir de sonuna bakarsın. Sağ taraftakine müstesna min denir. Yani kendisinden ayrı tutulan bu sağ taraftakidir. Sol taraftaki müstesnadır. Bu da ayrı tutulmuş olan. Mesela öğrencilerin hepsi geldi. Müstesna min olur öğrenciler. Ama Halit gelmedi. Halit'e ne yaptın? Diğer öğrencilerden ayrı tuttun. Yani pazardan bir kilo elma aldım. Veya şöyle diyelim. Aldığım elmaların hepsi sağlamdı. Ama bir tanesi çürüktü. Yani eve yumurta getirdim. Hiçbiri kırılmamıştı ama hani bir tanesi de kırılmıştı. Biri hariç hiçbiri kırılmamıştı. Tüm sınıf başarılıdır.
Ancak Ali başarısızdır. Herkes yüzmeyi biliyor ama Veli yüzmekten haberi yok. Bunun gibi yani. O çoğunluğun ifade edildiği hüküm ona müstesna mih diyoruz. Azınlık olan o az olan şey ise ayrı tuttuğumuz şey ise müstesna diyoruz. Ve bu ayrı tutma işlemini gerçekleştiren şeye de istisna edatı diyoruz. Az çok anladığınızı düşünüyorum. Zaten bir sürü örnek gelecek şimdi. Oralarda müstesna mih nedir? İstisna edatı nedir? Müstesna nedir? Bunu kesinlikle bilmemiz lazım. Başka? İstisna edatlarının manalarını bilmemiz lazım. Başka? İstisna edatından sonra gelen kelimenin irabı hangi durumda ne olur? Bunu da bilmemiz gerekir. Cümle olumlu mudur, olumsuz mudur? Bunu bilmemiz gerekir. Bakalım. İlla. İlla'ya vermiş. Şu görsel hafıza oluşturmaya çalışmışlar sanırım. Bakın illa'nın sağ tarafı çoğul, sol tarafı tekil. Mesela tüm öğrenciler sınıftadır ama bir tanesi sınıfta değil, oyundadır. O zaman çoğunluğa ne diyeceksin sen? Müstesna min. O az olan şey ise müstesna dersin. Bu ayrı tutma işlemini gerçekleştiren şeye de istisna edatı denmektedir. Ha, burada illa örnek olarak verilmiştir. Bakın burada istisna edatları genel olarak verilmekte. İstisna edatlarını kendilerinden sonra gelen ismin irabı yönünden 3 grupta inceleyebilirsiniz. Bir illa vardır. En yaygın olarak bu kullanılır. Başka gayr ile siva var. Bir de ada, hala, haşa grubu var. 3 grupta istisna edatları ele alınmaktadır. Bu istisna edatlarından illa bir harftir, edattır. İlla nasıl oluşur? İn artı la'dan oluşmaktadır. Ve irabta bir mahalli yoktur. İn artı la'dan nasıl yani? Ne demek istiyorsun? Tam olarak şu bir tane in varmış. Tamam mı? Bir tane in varmış. Bir tane de la var. İn şayet demek. Eğer demek değil mi? İni şartiye. Eğer gelirsen ben de gelirim. Eğer ikram edersen ben de ikram ederim. Eğer çalışırsan geçersin gibi. İn şart edatı. Bir de ne var? La var. La da olumsuzluk. Bunlar birleştirilmiş. Birleştirildiği zaman eşittir. Ha, illa olmuştur. Yani şuradaki nun gitmiş diyebilirsin. Nun yok oluyor. Onun yerine la'ya şedde veriliyor. Böylece illa olmuştur. Bu işin açılımı. İlla neden oluşur? Bir tane in, bir tane de la'dan oluşur. İrabta mahalli yoktur. Ne demek bu? İlla görürsen illa'nın irabı nedir? Bizzat kendisinin irabı nedir denirse hani illa mensuptur. Fethayla mensuptur veya İ işte esirlidir öyleyse mecrurdur gibi bir şey denilmez. İllaya mensup, merfu, mecrur, mezzum gibi bir tabir kullanılamaz. İlla ne yapar? Ancak kendisinden sonra gelene etki eder. Onun irabını belirler. Ama kendisini bir iraba sahip değildir yani. İrabta mahalli yok ne demek? Herhangi bir irabı yok. Kendisi için bu illa merfudur veya şu illa mensuptur, bu illa mecrurdur diye bir şey söylenemez yani. Gayr ve siva ise birer muğrep isim olup diğer isimler gibi irapları cümledeki duruma göre değişebilir. Muğrep ne demek? Muğrep iraplanabilen demek. İraplanabilir yani gayr olsun siva olsun nedir? Muğreptir. Muğrep neyin zıttı? Mebninin zıttı. Mebni nedir bilirsen tabii ki bu da onun zıttı. Yani gayr olsun siva olsun bunlar merfu olabilir, mecrur olabilir, mensup olabilir. Muğrep derken bu kastedilmiştir. Haşa, hala ve eda edatlar ise birer mazi fiil veya harfi cer olarak kabul edilirler. Duruma göre bunlar şu anda harfi cerdir dersin. Veya yo bunlar an itibariyle mazi fiildir diyebilirsin. O duruma göre değişir. O durumlar nelerdir? Bakalım bir kitap bilgi verecek mi? İstisna üslubunda temel ilkeler nelerdir? İstisna üslubunda cümleler olumlu, olumsuz veya eksiltili cümle olarak üçe ayrılabilir. Cümle olumlu ise ve müstesna min cümlede anılmış ise, yani cümlede varsa, istisna tam ve müsbet ise, burası çok önemli şu an anlattığı şeyler. Bu zaten çizerek verilmiş.
Burayı kesinlikle anlamanız ve bilmeniz gerekiyor. Madde 1. Cümle olumlu ise. Başka? Müstesna mih cümlede var ise. Müstesna mih bazen yazıdan silinir yani. Hazif deniliyor ona Arapça. Türkçesi yazıdan silinir. Yazıda yok kendisi. Cümle olumlu ve müstesna mih cümlede varsa. Buna kısaca istisna tam ve müsbesse diyebilir. Tam ne demek? Tam demek müstesna mih cümlede anılmış cümlede var demek. Müsbet ne demek? Cümle olumlu demek. Yani şurada yaklaşık bir satırda ifade ettiği şeyi parantez arasına alarak üç kelimeyle ifade ediyor. Bunu bu şekilde sorabilir yani. A şıkkı istisna tam ve müsbetse, B şıkkı istisna tam değil, müsbet değilse diyebilir. Tam ne demek, müsbet ne demek bunu bilin yani. Bu durumda ne olur? Müstesna mensup olur. Soru, müstesna ne zaman mensup olur? Cevap, istisna tam ve müsbetse. Tam ne demek, müsbet ne demek? İşte burası. 2. Cümle olumsuz ise ve müstesna mih cümlede anılmış ise. Yukarıda cümle olumluydu, şimdi olumsuz. Müstesna mih de cümlede varsa, yani ne demek istiyorsun? İstisna tam ve menfi ise, menfi müsbetin zıttı. Bu durumda ne olur? Müstesna mensup olur ya da müstesna minhunun irabına uyar. Bakın iki şık var. Müstesna mensup da olabilir. Müstesna minhin irabı ne ise onu taklit de edebilir yani. Müstesna minhin irabı nedir? Sabit değildir. Cümledeki akışa göre değişir. Merfu, mensup, mecrur olabilir. Merfu ise bu da merfu, o mensupsa bu da mensup. Mecrur ise bu da mecrur olabilir yani ona tabi olabilir. 3. Cümle olumsuz. Bak şu ana kadar cümle olumsuzu gördük. Cümle olumluyu da gördük. Ama her ikisinde de müstesna mih vardı. Şimdi yine cümle olumsuz olup müstesna mih cümlede anılmamış ise. Cümle olumsuz, müstesna mih cümlede yok. İstisna edatına kadar olan kısımda cümlenin ögelerinden biri eksik demektir. Bu durumda müstesna cümlede hangi öge eksik ise onun yerine geçerek cümleyi tamamlar. Bu tür istisna cümlelerine istisna müferrağı adı da verilmektedir. Ne anladık? Cümle olumsuz, cümlede müstesna min yok. Cümle olumsuz, cümlede müstesna min de yok. Bu ne demektir? Bu şu demekmiş. İstisna edatına kadar olan kısımda cümlelerin ögelerinden birisi eksiktir. Bu durumda müstesna cümlede hangi öge eksikse onu yerine geçer. Yani fa ise merfu olacaktır. Meful ise cümlede eksik. O zaman bu müstesnayı meful varsayarak mensup yaparsın. Bunları bu şekilde anlayabilirsin. Bu tür istisna cümlelerine müferrak adı verilmektedir. Soru. İstisna müferrak nedir? Hangi şıkta doğru tanım yapılmıştır? A şıkkı, B şıkkı sıralanabilir yani. Bilgi sorusu olarak bunun çıkma ihtimali vardır. Biz burada ne gördük? Burada müstesna'nın irabını gördük. Müstesna ne zaman mensup olur ya da ne zaman mensup olmaz? Bakın yukarıda mensup olur. Madde 1 mensup olur. Madde 2 müstesna mihnin irabı neyse ona uyar veya mensup olur. Madde 3 cümlenin akışına göre irab alır. Cümle fail istiyorsa merfu yapacaksın. Meful istiyorsa mensup yapacaksın. Cümlenin akışına göre mecrur da olabilir. Başına harfi cer vardır. Mecrur da olur. Madde 1, 2, 3. Bunları aklımızda tutalım. Peki istisna. Bir istisna ya tamdır ya da müferraktır. Müferrak, müstesna cümle içindeki yerine göre irap edilir. Müferrak ise. Müferrak neydi? Yukarıda geçti. Peki istisna tam da olabilir. Tam yani tam ve müsbet, tam ve menfi olarak ikiye ayırabilirsin. Tam kendi içerisinde ikiye ayrılır. Ya müsbettir ya menfidir. Müsbet ise direkt mensup olacak. Menfi ise mensup veya müstesna mihnin irabına uyar. Hocam hangisi? İkisi de olur. İkisi de caiz yani. Bu tabloyu aklımızda tutarsak, görsel hafıza olarak aklımıza kaydetmeyi başarırsak çok faydalı olacaktır.
Müstesnadan soru gelir zaten. Yani cümle akar akar akar. Bir illa koyuyorlar oraya. İlladan sonra nokta nokta nokta. Noktalı yere aşağıdaki şıklardan hangi kelime gelmelidir? Şıklara bakarsın. Merfu var, mensup var, mecrur var. Hangisi gelmeli? Hangisi müstesna olmaya elverişli? O irabla alakalı bir soru işte. Burayı anlarsanız doğru şıkkı seçersiniz. Bu ünite çok önemli. Hangi bakımdan önemli? Harekeli bilme bakımından önemli. Hani hareketsiz yazılara hareke verebilmek, doğru irab yapabilmek, böylece Arapçayı öğrenmek, çözmek isteyenlerin bu üniteyi dikkatli ele alması gerekir. İlla ile istisna. İlla en çok şu an tek tek ele alıyor. Önce illa edatını ele almış. En çok kullanılan istisna edatı nedir? İlladır. Kur'an'da da defalarca geçmektedir. İstisna üslubunda cümlelerin olumlu, olumsuz veya eksiltili cümle durumuna göre müstesnanın nasıl irab edileceğini illa istisna edatının kullanıldığı cümle örnekleriyle görelim. Eksiltili yani müstesna min ortada yok, kaybolmuş. Yazıdan silinmiş herhalde bunu kastediyorlar. Bakalım. Cümle olumluysa ve müstesna mih cümlede anılmış ise cümle olumlu, müstesna mih de mevcut. Yani istisna tam ve müsbet ise bu durumda illadan sonra gelen müstesna mensup olur. Hadara et-tullabu illa Halid'en. Halid dışında öğrenciler geldi. Kelime kelime mana verirsek şöyle olur. Hadara geldi, et-tullabu öğrenciler, illa ancak gelmedi. Kim? Halid'en Halid. Yani bu illalara nasıl mana vereceksin? İlla ancak. Ancak demek bu. Ancaktan ancak ne ama? Cümlenin sağ tarafı olumluysa illaya ancak olmadı, ancak bakmadı, ancak yemedi, ancak çalışmadı, ancak koşmadı. Olumsuz mana vereceksin. Burası havara geldi. O zaman illa ancak gelmedi. Biri dışında ağaçlar meyve verdi. Esmerat meyve verdi. Eleşcar ağaçlar illa ancak meyve vermedi. Vahideten bir tanesi. Bir ağaç hariç diğerleri meyve verdi. Biri dışında. Şimdi bir tanesini ele alalım. Haldara ettullabu illa Haliden. Haldara fiil. Ettullabu faildir. Merfu raf alameti zamme. Aynı zamanda müstesna min. İlla istisna edatı. Haliden ise müstesnadır. İstisna tam ve müsbettir. Dolayısıyla müstesnanın mensup olması gerekir. Tam ve müsbet olduğunu nerede anladın? Havvar ettullabu illa Haliden. Tam mıdır? Evet. Nasıl yani? Cümlede müstesna min var bak. Peki sen dullab kelimesinin müstesna min olduğunu nereden anladın? Belki de değil. Şuradan anladım. İlla'nın sol tarafında Halit var. Halit bir insandır ve bu insan hangi gruba dahil edilebilir, yani edilmesi mümkündür? Öğrenciler grubuna dahil edilebilir. İlla'nın sağında ağaçlar olsaydı mesela bir insana ağaç grubuna dahil edemezdim ben. Tabi bu mümkün değildi. Ama dullab öğrenciler, öğretmenler, memurlar, işçiler, ne bileyim hırsızlar, polisler, arabalar olmaz. Halil arabaya dahil edemezsin. Portakal yok, portakala da olmaz. Yani sol taraftaki kelimeyi illanın sağındaki o kelimeden çıkartabiliyor olman lazım. O gruba dahil edilebiliyor, çıkartılabiliyor. Olabilmeli ki o zaman illanın sağındaki kelimeye müstesna min diyelim. Müstesna min kendisinden ayrı tutulan demek. Müstesna ile ise ayrı tutulmuş olan. Yani bir sürü ceviz var. Burada da bir ceviz var. Bu ceviz diğer cevizlere dahil edilebilir de çıkartılabilir de. Üçüncü örneğe bakalım. Eski bir uçak dışında uçaklar havalandı. Eklaet havalandı. Et-tairat uçaklar illa tairaten kadimeten. Eski uçak hariç. İlla istisna edatı. Direkt bunu bulursun. Sol tarafta dairet var. Uçak demektir. Peşine gelen kadim onun sıfatı. Önemli değil. Konu dışı. Daireten bir uçak. Bunu illanın sağındaki kelimeden çıkartabiliyor isem demek ki cümlede müstesna min var derim. Daireten bir uçak. İllanın sağında dairatlar. Bak aynı kelimeden, aynı kökten olduğu belli. Harfler çok benziyor değil mi? Mesela bir tane dağ var. Burada da var. Hemze var, bunda da var. Ra var, bunda da var. Demek ki aynı kökten. Sağ taraftaki cemi, sol taraftaki müfret zaten.
aynı gruptan yani uçak, uçaklar, bir uçak, uçaklar grubundan istisna edilebilir zaten. Ha demek ki dairat müstesna mihtir. İllâ'nın sonundaki dair ise müstesnadır. Bunu niye anlatıyorum? Şimdi cümlede müstesna mih var mıdır, yok mudur? Bunu nasıl anlayacaksın? İşte bunu şu an kafanızda canlandırmaya çalışıyorum. Çünkü bu çok önemli. Müstesna mih var olup olmaması irabı etkiliyor. Burada var mıdır? Vardır. Cümle olumlu mudur? Hepsi olumlu. Hiçbirinde olumsuzluk edatı yoktur. Aslında olumsuzluk edatı artı başka şeyler daha aranıyor. Kitap henüz bahsetmedi. Belki bahseder. Bakalım. Şuna da göz atalım. Biri dışında pencereleri açtım. Fetahtu ben açtım. Neyi? Ennevafide pencereleri illa ancak hariçten yani açmadım. Nafideten bir pencereyi açmadım. Onun dışındakileri açtım. Burada illa'nın sağ tarafındakilerin hep cemi olarak geldiğini görmektesiniz. Sen nevafiz, cemi mükesser, nafizi onun müfrededir zaten. Pencereler, pencere. Bir pencereyi pencereler grubundan çok rahat çıkartırsın. Ama illa'nın sağında portakallar olsaydı pencere ile portakalın ne alakası var? Portakal grubundan bir pencere çıkmaz, cins farklılığı var. Değil mi? Nevafiz demiş. Demek ki müstesna mihtir. Cümle olumludur. İstisna tam ve müsbettir. Öyleyse nafizeten diyebilirsin. Yani nafizetin demene gerek yok. Nafizetun demene gerek yok. Ten diyeceksin. Bu sorulur mesela. Şöyle der adam. Fetahtu en nevafize illa nokta nokta nokta. A şıkkı nafizeten B nafizetun. C şıkkı şu. D şıkkı bu. Hadi bakalım derler. Sen bakarsın cümle olumlu mu? Olumlu. Nafize kelimesini buraya koysam nafize müstesna olma elverişli midir? Nasıl anlarsın? İlla'nın sol tarafındaki kelime ile manaca uyum sağlıyor mu? Sağlıyor. Pencereye pencere uyum var. Cins birliği var. Hani elmaya elma, armuta armut. Elma armut çok fark etmez. Sonuçta ikisi de meyvedir. Bir armut bir meyve grubundan çıkartılabilir. Ama bir armudu mesela ne diyelim bir insandan çıkartamazsın. Bir araçlardan çıkartamazsın. Sonuç olarak nafize buraya uyumlu olur. Burada ne yapılmıştır? İrab örneği. İrab örnekleri koymuşlar. Bu iyi. Oradan İraplamaya dair bir tane örnek yapmışlar. Bakarsınız. Ben de iki tane mi, üç tane mi ne yaptım zaten. İkinci bakış açısı. İlla ile olan cümle olumsuz. Müstesna mi de cümlede anılmış. İstisna tam ama cümle menfi. İlla'dan sonra gelen müstesnanın mensup olması da müstesna mihnin irabına uyması da olabilir. İkisi de mümkün. Bakalım. Ma zaharat. Bakın başta ma var, ma var, lem var, ma var, ma var. Olumsuzluk harfleri, olumsuzluk edatlarını görmekteyiz. Dolayısıyla cümle nedir? Menfidir. Biri dışında yıldızlar ortaya çıkmadı. Nazaharat çıkmadı en nucumu yıldızlar illa ancak necmetun necmeten bir yıldız hariç. Bak necmetun necmeten sonuncu harfin fethalanması da ötelenmesi de caiz. Hangisini dersen de niye cümlede olumsuzluk edatı var artı cümlede müstesna mih de var. Nucum yıldızlar necm ise yıldızdır. Bir yıldız yıldızlar grubundan çoğul olan bu kelimeden çıkartılabilir. Demek ki cümlede müstesna min var yani. Cümlede olumsuzluk edatı da var. Öyleyse bu cümlenin merfu olması da mensup olması da caiz oluyor. Mensuptur. Zaten mensup müstesna zaten mensup olur. Merfudur. Çünkü burada müstesna min merfudur. Ona uyduğu için merfu olabiliyor. Uyduğu için böyle. İki ma hadara el mendubuna illa er reisu er reise. Er reisi zaten oluyor. Er reisu ötelenmesi ise illa'nın sağında bulunan müstesna min merfu olduğu için el mendubuna cemi müzekker salimdir. Vav onun merfuluk alametidir. Er reisu merfu raf alameti zammedir. Müfred kelimenin raf alameti zamme olurken cemi müzekkerlerin raf alameti vav olmaktadır. Bunlar da ötre zamme aranmaz. Neden er-re'i su olabiliyor? Çünkü müstesna min merfu ona uyum olarak merfu olmuş. Mesela üçüncü örnek çok dikkat çekicidir. Lem yeka Ahmedu el-cera'ide illa ceri-deten ceri-deten.
Bak merfu olamıyor. Cerideten, cerideten. Bu örneği özellikle vermişlerdir. Çünkü illa'nın sağ tarafında bulunan yani müstesna min olan el cerâid kelimesi cerâide fetha ile yazılmıştır. İlla'nın sol tarafındaki kelime de dolayısıyla fetha ile yazılmak zorundadır. Ona uyduğu için fethalı gelmiş, mensup gelmiş. Ha bir de zaten mensup gelecekti. Diyor ya şurada mensup olması gerekir. Evet mensup olarak geldi. Bir de müstesna min irabına uyması gerekir. Evet müstesna min de mensuptu zaten. Ona uyduğu için de mensup geldi. Yani merfu gelemedi. Ma merartu bil istika'i. Bakın müstesna min mecrur geldi. Öyleyse ona uyarak müstesna mecrur gelebilir. Veya ona uymaz. Uyması zaten mensup geliyordu. Önemli bu. Ma necaha ahadun fil imtihani illa dalibun vahidun daliben vahiden. Ahadun fil imtihani illa dalibun vahidun daliben vahiden. Yani dalibun daliben dalibun merfu daliben mensubu örnektir. Vahidler sıfat, onların harekesi önemli değil, konu dışı. Bir tane İraplama yapmışlar zaten oradan. Tekrardan bakılabilir. Üçüncü illa ile yapılan istisnalarda üçüncü durum, üçüncü şık. Başka ne şekilde olabilir müstesna? Cümle olumsuzdur ve müstesna mih de cümlede yoktur. Tamamen ortalık menfi yani. İstisna müferra oluyor bu değil mi? Cümle olumsuz. Başka müstesna mih de ortalıkta yok. Yani istisna müferra. Bu durumda müstesna eksik olan ögenin yerine geçerek cümleyi tamamlar ve onun irabına uyar. Yani cümledeki konumuna göre irab alır diyebilirsin. İstisna edatından önce bir merfu isme ihtiyaç duyuluyorsa yani fail veya naib-i fail gibi müstesna onun yerine mensup bir isme ihtiyaç duyuluyorsa müstesna bu mensup ismin yerine mecrur bir isme ihtiyaç duyuluyorsa da mecrur isim yerine geçer. Lem yekul illa kalilen. Az bir şey dışında yemek yemedi. Yakınlaştırıp bakalım. Lem yekul yemedi illa kalilen. Azıcık hariç. Lem yekul yemedi kim? Hü ve o. Gizli zamir fail. O kişi. Artık Ali'dir, Veli'dir. Yemedi. İlla ancak yedi galilen azıcık. Peki cümlede müstesna min var mı? Yo. Cümle olumsuz mu? Evet. İstisna müferradır bu. Müstesna min olmadığı nereden anladın? İlla'nın sağında bir defa isim yok ki. Bir tane lem var. Olumsuzluk edatı. Bir tane de fiil var. Fiil müstesna min olmaz. Bizim konumuz isimlerde cereyan etmektedir. Zaten galil az kelimesi nereden çıkaracaksın? Yemekten çıkartamazsın ki. İlla'nın sağ tarafında çokluk olsa ya cemi bir kelime olacak ya da kelime tekil olsa bile çokluk manası ifade ediyor olmalı. Ne gibi? Kavm gibi. Mesela el kavmu veya kavmun yazayım direkt. Kavmun. Kavmun tekil bir kelimedir. Kavmun tekildir. Ama manası nedir? Çoğuldur. Çünkü bir kavimden bahsediyorsun. Tek bir insandan kavim oluşmaz. Atıyorum 100 kişi var bir kavim oluşturmuşlar. Kelime kavim kelimesi müfrettir. Tesniye değil, cemi değil. Ama manası nedir? Manası cemidir. Yani müstesna min ya cemi manalı bir müfret kelime olmalı ya da direkt tesniye veya cemi olmalı. İlla'nın sağında öyle bir şey yok. Demek ki müstesna min yok. Bir dem de var. Demek ki müferradır. Bu durumda şimdi bakıyorum lem yekül gizli zamir ve fail olur. Ne lazım sana? Meful lazım. Galilen mefuldür. Bu yüzden mensup yani galilen. La ehteremu illa es-sadika. La ehteremu ben hürmet etmem. İlla ancak es-sadika sadık kişi hariç. La ehteremu la olumsuzluk ehteremu fiil ene gizli zamir faildir. Meful lazım. O da sadika meful'dür. Mensup nasıl alameti fetha. Yani buradan müstesnalara neden mensup gelmiş? Çünkü cümlede meful lazım. Meful eksik. Meful de mensup olur. O yüzden mensup olmuşlar. Devam ediyormuş örnekler.
La yücedi bulunmaz fil mektebeti kütüphanede illa kitabın, bir kitap hariç hiçbir şey yokmuş. Açıklamış zaten la yücedi meçhul fiilinden sonra gelmesi gereken merfu yani naib-i fail ortada yok. O zaman bizim müstesnamız naib-i failin irabını almıştır. Ma merartu illa bi halidin. Ma merartu. Ben uğramadım illa bi Halid'in. Halid'den başkasına uğramadım. Şimdi Halid'in başında ba var. Dolayısıyla Halid kelimesinin mecrur olması zorunlu. Ma ketebel vacibe illa Muhammed'in. Ödevi Muhammed'den başkası yazmadı. Ma ketebe yazmadı. El vacibe ödevi görevi illa ancak Muhammed'in. Muhammed yazdı. Onun dışında yazan olmadı. Cümle olumsuzdur ve Muhammed'i çıkartabileceğim bir kelime yok illanın sağında. Mesela öğrenciler gibi, çocuklar gibi manaya gelen bir kelime yok ki Muhammed'i oradan çıkartabileyim. Böylece cümlede müstesna mih var diyebileyim. Böyle bir şey söz konusu değil. Ketebe fiil, faili Muhammed'dir. Faili hüve olsaydı. Ma ketebe hüve. O kişi yazmadı el vacibi ödevi tamam. Peki Muhammed'e ne yapacağız? Muhammed meful yapmak gerekir. Ama vacip zaten meful. Muhammed'i meful yapamayacağımdan dolayı ketebe fail yaptım. Bu yüzden gizli zamir hüve faildir diyemedim. Bunlar hassas noktalar. İrab örnekleri bir iki tane yaptım. Gerisi zaten Türkçe olarak karşınızda. Sizler de bakıyorsunuz. Gayr ve siva ile istisna durumuna değinecek şimdi. Şimdi gayr ve sivada daha farklı durumlar söz konusu. Evvela gayr olsun, siva olsun bunlar muzaf ameli yapmakta. Yani bunların peşine gelen kelime muzafun ileyh durumundadır. Dolayısıyla mecrurdur. Gayrdan sonra gelen kelime nedir? Mecrurdur. Sivadan sonra gelen kelime nedir? Mecrurdur. Yani aslında müstesnadır bunlar ama mecrur müstesnalardır. Gayr da siva da isimdir. Şimdi bununla alakalı iki durum söz konusu. 1. Gayrın irabı ne olacak? Sivanın irabı. Yani bizzat bu kelimelerin irabından bahsediyorum ben. Gayru, gayra, gayri, siva, siveyu, siveye, siveyi. Bunların bizzat irabı ne olmalı? İlk konu bu. Ha, ikinci konu. Bunlardan sonra gelecek olan kelimelerin irabı ne olacak? Bunlarda durum farklı. Bak illa da böyle bir şey yoktu. İlla her zaman için illa olarak yazılır. İlli, illu olmazdı. Ama bunlarda irab bu şekilde, iki şekilde ele alınmaktadır. Peki birinci şık bunlardan sonra gelen kelime her halükarda mecrurdur. Tamam. İkinci şık peki bunların bizzat kendi irabı nedir? Bunların harekelerine veya iraplarına gelince bunlar illadan sonra gelen ismin alması gereken harekeyi kendileri alır. Ne demek bu? Yani cümleyi illa ile kursaydın illadan sonra gelecek olan o kelimenin irabı ne olurdu? Atıyorum fetha olurdu, esre olurdu. Ha o zaman bunlar da o irabı alması gerekir. Bu önemli bir kuraldır. Daha önceki kitapta da bunu aynı bir şekilde anlatmış idik. Şimdi bunu inceleyelim. Yani teoriyi pratiğe dönüştürelim. Evvela illa ile bir cümle kuralım ki konu anlaşılsın. Halara et-tullabu illa halidan. Halara et-tullabu illa halidan. İlla istisna edatıdır. Halidan müstesnadır. Halidin müstesna olduğunu özellikle yazmış, kırmızı yazmış. Kelimeyi de kırmızıya almış. Neden? Bak biz diyoruz ki gayrın alacağı irab ne olsun? Yani gayra, gayru, gayri. Biz şu anda bunun peşindeyiz. Gayrın irabından yani rasından hareke vermem lazım. Konu bu. Gayrın rasına vereceğin hareke nedir? Cümleyi illa ile kursaydın. İlladan sonra gelen müstesnan irabı ne olacak ise gayra da onu vermen lazım. Peki kurdum ben. Hadar ettullabu illa haliden. Haliden yani müstesna mensup geldi. Ha, o zaman sen şuradan illa silseydin de buraya gayr yazsaydın. Zaten yazılmış burada dikkat et. Aşağıda hemen o yapılmış. Yapılan işlem bu. İlla silip yerine gayr yazmışlar. Gayra ne hareke vermen lazım? Bak, haliden geliyor illa ile kullandığımda. Dal fethalanıyor. O zaman ray da fethalayacaksın. Fethaladım. Şu anda ben gayrın irabını buldum.
Peki gayrı ne iş yapar? Her halükarda kendisinden sonra gelen kelimeyi cer eder. O zaman Halidin oldu. Bu bir canlandırmaydı yani. Soru şu şekilde gelir. Hadara et-tullabu gayr ra'ın harekesini vermez. Gay der, ra hareketsiz kalır bak. Gay, ra hareketsiz. Şuraya Halidin yazar ama. Senden istediği şeye ra'ya ne hareket vereceksin? Bunu aynen böyle yazar. Hadara et-tullabu gayr ra hareketsiz. Halidin der. Veya şöyle diyebilir. Hadara et-tullabu nokta 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 Halidin der. Noktaları ne gelmelidir? A şıkkı gayra, B şıkkı gayru, C şıkkı gayri, D şıkkı gayran, fetalı, iki fetta, iki esre, iki ötre bunu da verebilir. Hadi bil bakalım der. Sen ne yapman lazım? Şunu yapman lazım. Bu noktalı yeri sen bir illa yaz. Gel şuraya bir illa yaz. Sonra düşün bakalım. İlla'yı getirdin ya, bu durumda müstesna irabı ne olur? Şimdi illa ile kurulan istisna üslubunda birkaç şeyden bahsedildi. Cümle olumlu mudur, değil midir, müstesna mih var mıdır, menfi midir, müsbet midir? Ona göre müstesna irabı değişiyordu, değil mi? Yukarıda geçti bu. Buraya illa yazdığında cümle inceleyeceksin yani. Müstesna ne gerekir diye. Atıyorum fetha gerekir. Ha demek ki o zaman gayrı fethalayacaksın. Fethalı olanı seçeceksin. Esre gerekir. Esreyi seçeceksin. Bu yüzden illa ile olan yukarıdaki kurallar çok önemli. Gayrda bunu yapacağın gibi aynısını sivada da yapacaksın. Birazdan gelecek ama siva tabi böyle açık açık hareketler alamayacak. Bakalım. Devamında. Herabe el cunudu minel harbi illa kaidehum. Kaidehum. Burada dal bizim için önemli. Hum zamirdi. Sonra da gelen bir kelime. Hüve huma hum. Bu konu dışı. Kaide. Dal ne? Fethalı. Yani illa ile ben bir cümle kurdum. Ve görüyorum ki müstesna mensup gelmiştir. Ha, o zaman ben buraya siva yazsaydım. İlla yerine siva yazsam. Siva diye gelir. Siva va fethalandı. Müstesna va. Bu şekilde geldi. Şimdi kaide müstesna yazmıştır. Müstesnadır. Doğru. Sivaya niye müstesna yazdı? Siva müstesna mıdır? Yok. İstisna edatıdır. Gerekçe kaidenin irabını burada verdik yani. Onun için bunu yapmış. Şu an yazanı anlattım. Ama aslında burada neyin peşindeler? Yani bu tablolarla, bu dikdörtgen kutularla bize ne anlatmak istiyorlar? İstenen şey şudur. Herabel cunudu minel harbi illa kaiduhum. Bunun peşinde değil. Yazan kişi. Yazan kişi şunun peşinde. Bak diyor şu şekilde bir cümle gelir. Harabel cunut minel harbi siva qaidihim. Sen böyle bir şey görürsen ne yapmalısın? Yapman gereken şey sivayı silip buraya illa yazmaktır. Veya Habbaret tullabu gayra Halid'in gördün. Yapman gereken şey ne? Gayri silip illa yazmaktır. Ne buraya illa yazıyorum ben? Gayrın irabını ve sivanın irabını bulabilmek için gayrı da sivayı da silip oraya illa yazarsın. Bu durumda cümleyi değerlendirmeye alırsın. Hadi bakalım illa ile oluşan o üslupta ne gerekiyor? Mensup, merfu, mecrur. Bunu bir düşünürsün. Yukarıdaki kuralları ezberlediğin için bulursun. Neyi bulursun? Müstesna'nın ne olacağını bulursun. Hali de mi? Halidi mi? Halidu mu? Kaide, kaidi, kaidu bunu bulursun. Buldum. Bulduğum şey ne yapayım? Bulduğunu gayra ver. Bulduğunu sivaya ver. Bulduğun onların olsun. Müstesna da kalmasın yani. Müstesna da bulduğun irabı gayr ve sivaya vereceksin. Peşine ne olacak? Peşine gayr da siva da zaten peşlerine gelen kelimeleri yani müstesnaları zaten mecrur yapacak. İnşallah anlaşıldı. Şimdi ele alıyor tek tek. Gayr ile istisna. Yukarıda anlattığım şey geçerli burada. İlla ile istisna da geçerli olan kurallar gayr ile istisnada da nedir? Geçerlidir. Ne var ki müstesna olarak artık gayr kabul edilir. İlla ile istisnada müstesna alması gereken hareke gayrın üzerinde görünür. Bunu anladınız inşallah.
İlla ile yapılan istisnada müstesnanın alması gereken irab neydi? Mensup, merfu, mecrur. O hangi hareke ise onu sen gayra vereceksin. Gayr ne yapacağız? Zaten belli yani gayr. Kendisine sonra gelen kelimeyi yani müstesnayı cer edecek zaten. Cümle tam ve olumluysa. Havara dullabı gayra halidin. Gayra fethalanacak. Gayra fethalanacak. Peşine gelen kelime zaten mecrurdur. Hali din. İthneyni. Bu kelime tesniye celalameti yağdır. Cümle tam ve olumsuz ise ne olur? Cümle tam ve olumsuz. O zaman ne olur? Gayru, gayra. İkisi de olur. Cümle hem tam hem olumsuz. İlla da madem öyleydi, burada da öyle olur yani. Gayru müsafirin, gayra müsafirin. İki şekilde de olur. Gayral Kur'an-ı Kerim, gayral Kur'an-ı Kerim. Gayri, gayra. Bilastika i. Gayri, ona uyarak gayri mecrur. Gayra mensup olması da söz konusu olduğu için fethayla mensup olmuş. Cümle olumsuz ve eksiltili ise yani cümlede müstesna min yok ise devirde işte müferrağ ise durum o zaman ne olur? Gayru usfurin, gayru'l harisi, gayru ehike. Cümlede merfuluk gerektiği için, fail arandığı için merfu olmuştu. Cümlede ma da'avtu gayra, ma nunakişu gayra, lem nüşecce gayra. Burada olduğu gibi meful da olabilir, mensup da olabilir yani. Ra'lar fethalanabilir. Veya daha aşağıda olacağı üzere bi gayri, ala gayri, fi gayri mecrur olarak da gayrılar gelebilmektedir. Cümlenin akışına bağlı yani. Dikkat not. Gayr edatı nekre belirsiz bir isimden sonra gelirse o ismin sıfatı olacağını da unutma diyor. Örnek: Ca'eni raculun gayru akilin. Hada amelun gayru salihin. Nedir burada bu? Sıfattır. Siva ile istisna yapalım bir de. Siva da bu istisna isminin kullanımı gayr ile aynıdır. Kendisi muzaf, kendisinden sonra gelen isim de muzafın ileyhi olur. Yani kastettiği şey bu. Siva sonu illetli bir harf ile bittiği için hareke alamaz ve takdiri harekeler ile irab edilir. Çok önemli bir bilgi sizler için. Sonu illet harfi ile bittiği için ne olur? Hareke alamaz. Yani si ve ye, si ve yi, si ve yu olmaz. Her zaman için Siva Siva olarak yazılır. Ama esra alması gerekirse almaz yine Siva de. Fetha gerekse yine Siva. Peki ötre gerekiyor. Sen yine de Siva'yı seç şıklardan. Şunu da ekle ama. Takdiren kesre ile mecrur. Takdiren fetha ile mensup. Takdiren ötre ile veya zamme ile merfu diyebilirsin. Hep takdiren kelimesini gerekecektir. Havara ettullabu siva halidin şarek ellaibune fil mübarati siva isneyn halidin mecrur isneyni ya ile mecrur. Az önce gayrı ile alakalı ne anlatıldıysa aynı şeyler geçerli. Tek fark gayru, gayra, gayri sonucu harfi yani ra hareket alabiliyor farklı farklı. Siva'da ise bu söz konusu değil. Takdiren mensup, takdiren merfu, takdiren mecrur demeniz gerekir. İrab örnekleri gayrdan verilmiş, sivadan da verilmiştir. Siva müstesnadır, takdiren mensup aynı zamanda muzaftır. İstisna üslubunun üçüncü grubu, istisna üslubunun üçüncü istisna edat grubu yani. Haşa, Ada, hala bunlarla istisna yapmak nasıl olmaktadır? Bunların harfi cer veya mazi fiil olarak kullanılabileceğini ifade etmiştik. Harfi cer olarak kabul edersek
Bu durumda kendisine sonra gelen ve anlam olarak müstesna olan bir isim mecrur olur. Ancak artık dil bilgisi yönünden bu isme müstesna denmez. Mazi fiil olarak kullanılırsa meful bih olabilir. Yine müstesna olmazlar. Vekafet es-seyyaratu hala seyyaratin. Biri dışında arabalar durdu. Vekafet durdu. Es-seyyarat. Arabalar hala seyyaratin. Bir araba hariç. Bu örnekte hala harfi cer kabul edilmiş ve müstesna mecrur olmuştur. Biri dışında arabalar durdu. Vekafet es-seyyaratu hala seyyaraten. Hala hüve seyyaraten. Burada hala mazi bir fiil olarak alınmış ve kendisinden sonra gelen müstesna bu mazi fiilin mef'ulün bihi olarak mensub olmuştur. Dikkat! Hala olsun, ada olsun bunların başına ma el mastariye adı verilen ma gelirse o takdirde bu edatlar birer mazi fiil kabul edilir ve kendilerini izleyen müstesnalar mef'ulün bih olarak mensup olurlar. Başlarında ma varsa hangi ma? Ma-i mastariye. Darat el-hamamatu ma'ada ma'hala ma'hala. Artık o hala değil, ada değil. Ma'ada ma'hala. Ma'ada ma'hala. Başlarında ma gelirse bu durumda ne olur? O müstesnalar mef'ulün bih olarak mensup olurlar. Eğer fiilseler, fiil değillerse peşlerine gelen kelime mecrur olur. Haşa edatının başına ma edatı gelmez. Ma'ala, ma'hala. Ma haşa değil ama. Bu nedenle her zaman harfi cer veya mazi fiil olarak kullanılması mümkündür. Oysa yukarıdakilerin başına ma geldiği zaman fiil olmak zorunda kalıyorlar idi. Kafe'e el-muallimu et-tullabe haşa veliden. Öğretmen Halit dışında öğrencileri ödüllendirdi. Kim dışında? Halit. O zaman Halid'den demek lazım. Veli'den değil. İrab örnekleri. Şuralara bakın deniyor. Demek ki orada illa veya haşa, hala, ada veya gayr, siva ile alakalı ayetler var ki oraya bakın denilmiş. Harfi cerlerle kullanılan bazı fiiller. Dena min yaklaştı. Esarra ala ısrar etti. Esarra ısrar. Esarra ısrar. Türkçede de söylediğimizde yine sat ve ra var. Çağrışım yapabilir yani. İstehane bi hafife aldı. Kalıp ifadeler Allahümme illa illa ida olmazsam medikçe manalarına gelmekte. İlla enne gayra enne. Ancak fakat ne var ki? Ritbetul ceşi. Ya rabadatul ceş. Rabadatul ceş. Rabadatul ceş. Soğukkanlılık manasına geliyormuş. Kıraetun. Kıymetül vakti. Vaktin kıymeti. Vaktin değeri. Zamanın değerini biliyor muyuz? Buna yönelik bir konu. El vaktu vakit nedir? Kel mali mal gibidir. Vakit mal gibidir. Kıymetuhu onun kıymeti fi husni istimalihi değeri iyi kullanılmasındadır. El bekhilu cimri elledi o kimse ki la yunfiku infak etmiyor min mali malından illa ancak kalilen az. Fehve fakirun. Cimri kimdir? O cimri ki harcamıyor. Parasını pek azını harcayan kişi için ne diyor? O kişi fakirdir diyor. Kederik aynı şekilde men o kimse ki la yunfiku infak etmiyor, harcamıyor vaktehu vaktini fima o noktada ki yezidu artırıyor saadetehu saadetini mutluluğunu ve daha saadeten nas insanların saadetini mutluluğunu. Aynı şekilde vaktini hem kendi mutluluğu hem de insanların mutluluğuna harcamaması da bunun gibidir diyor. Harcamayan kişi de bunun gibidir.
arttırmak için. Yezidu saadetu, kendi saadetini arttırmak ve insanların da saadetini arttırmak için kullanmayan kişi de bunun gibidir. İnne şüphesiz ki na biz naişu yaşıyoruz fi zemenin mahdudin. Zemenin bir zamanda. Öyle zaman ki mahdud, sınırlı bir zaman içerisinde yaşıyoruz. Ve hayatuna, ve bizim hayatımız mukassemetun, kısımlandırılmıştır. Ayrılmıştır ila merahile ma'dudetin, birkaç merhaleye, döneme ayrılmıştır. Tufuletun, çocukluk, fesiben. Tufuletun, çocukluk, siben, o da gençlik olsun, ya da tufule, bebeklik, siben, çocukluk. Feşşebabun, tufuletun, çocukluk demek, çocukluk dönemi, o zaman siben veya sabi gün diyelim. Bu da bebeklik manasında kullanılmış sanırım. Feşşebabun, bu gençlik manasında. Kühul kelimesi ise orta yaşlılık. Fe şeyhu hatun, bu ise direkt yaşlılık. Yani hayatın birkaç merhalesi vardır, işte bunlardır diye saydı bunları. Likulli merhaletin, her bir merhale için vardır. Min merahilil umri, ömür merhalelerinden, ömür dönemlerinden, her bir dönem için vardır. Ney? Amelun hasun, özel bir iş vardır. Öyle özel iş ki la yeliku, layık olmuyor en yömele yapılması fi gayriha, o dönemin dışında. Ne gibi? Kezzer'i, ekmek gibi. Ekmek yani ekin gibi, tohum gibi. İza fate, kassa, kaybolsa. Evanuhu, onun zamanı, anı. Lem yasluh, uygun olmaz. En yüzra, ekilmesi. Fi sivahı, onun dışında. Yani bir ekin, bir buğday, bir tohum dikilecekse ama belli bir zamanı vardır. Feyda kânet, olunca kıymetül vakti, vaktin kıymeti, fi hüsnü infakihi, onun güzel harcamakta ise onun değeri, fe öyleyse labudde, muhakkak ki gerekir, min istiğmâlihi, onun kullanılması. Nerede? Fîmâ, oradaki, yenfa, fayda verecek, nabize, fayda vereceği yerde kullanılması. Ve yenfa, ve fayda veriyor yine. Üsratena, ve ailemize, ve biladena, ve şehrimize, ve insaniyete, ve insanlığa fayda verecek şekilde kullanmak. Kulleha, hepsine. Ve kâlallâhu subhânehu ve teâlâ, Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Leyse, yoktur lil insan, illa insan için, illa ancak vardır. Ma o şey ki, sana çalıştı. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Haddit, belirle leke, kendin için hedefen, bir hedef belirle, bir hedef çiz. Fil hayat, hayatında, niye? Litentefi'a bi vaktike, vaktini değerlendirmek, faydalandırmak için. Veresse yoktur emameki, senin önünde, lil ifadeti, fayda için, min vaktike, vaktinden. Leyse emameke, lil ifadeti, min vaktike, illa tarikun vahidun. Senin önünde faydalanabileceğin, fayda duyabileceğin tek bir yol vardır. Başka bir yol yoktur. Der ki, bu da en yekune leke garabun fil hayati, hayatta senin için bir maksadın, bir amacın olmasıdır. Öyle bir amaç, öyle bir maksat ki bu. Tes'a, sen çalışıyorsun, li tahkikihi, onu gerçekleştirmek için. Çalışacağın, yani gerçekleşmesi için çalışacağın bir hedef, bir amacın olması gerekir. Emma ziyaul vakti felehu sebebani. Ziyaul vakti, vaktin zayi olması. Yani gelince, emma gelince, ziyaul vakti, vaktin zayi olmasına, felehu, onun için vardır, sebeban, iki sebep vardır. Vaktin zayi olması, boşa gitmesi iki nedene bağlanmaktadır. Sebebani, iki tane sebep vardır. Tesni bir kelime. İki sebep manasına gelmekte. Evvelihuma, o iki sebepten evveli, ilki yani. Birincisi nedir? Ella yekuna, olmamasıdır. Lil insan, insan için. Neyin olmaması? Garalun, bir maksat, bir hedefin var olmamasıdır. Öyle bir hedef ki bu, yesa, çalışacak, li tahkikihi, onu gerçekleştirmek için. Birincisi neymiş?
insanın gerçekleştirmek için uğrunda çalışacağı bir hedefinin olmamasıdır. Fe'inne şüphesiz ki tahdidel garalı, maksadın var olması ve hedefin varlığı yüveffiru, kazandırır. Minel vakti eşşey'el kesira. Minel vakti yüveffir, kazandırır. O maksadın, hedefin var olması, belirlenmiş olması. Minel vakti eşşey'el kesira. Çok vakit kazandırır. Çok zaman kazandırır ve bihi bununla yesiru, sara yesiru ilerler el insanı. İnsan ala huden, yolunda, hedefine doğru ilerler. Bu sayede ilerler. Kullama, her ne zaman, sadefethu umurun. Sadefe rastlamak demek. Rastlarsa, karşılaşırsa, umurun, bir iş onunla karşılaşırsa, arafa, anlar, keyfe, nasıl, yahtar, tercih yapacak, minha, o durumdan yapacağı tercihi anlar, bilir. Ve yukarribuhu min garadihi, onu yukarı yakınlaştırıyor, hu onu min garadihi, maksadına, hedefine, onu neyin yakınlaştıracağını bilir. Ve tecennebu, ve kaçınır, ma o şeyden ki la yettefiku ma'hu, onu yakınlaştırmıyor. Onun hedefine uygun düşmüyor. Bu şeyden de kişi uzaklaşır. La heva yulahazu, mülahaza eder. Hatta la heva yulahivu yulahazu, meçhul muzari fiil, görülür. En nektara, nas, insanların çoğu, amelen, en çok çalışan insanlar gözükür. Ve kaderahum, onların takdir edenleri. Ektarahum, takdir edenleri. Alel intifai bevkatihim, vakitlerini faydalanmaya yönelik takdir edenler ve çalışanlar. Hum, işte onlar, ellediğin, o kimselerdir ki haddedu garabahum fil hayat, hayatta kendilerine bir maksat, bir hedef belirlemiş kişiler olduğu görülmektedir. Fehum, onlar yüveccihune, yöneltirler e'maluhum, işlerini, neylihi. Yüveccihun e'maluhum, işlerine yön verirler, neylihi, maksatlarına yönelik. Ve la yuvayyûne evkâtuhum, vakitlerini zayi etmezler, boşa geçirmezler. Hangi noktada? Fit teraddudi vel ihtiyari. Şunu mu seçmeliyim, bunu mu seçmeliyim diye bir tereddütte de zamanlarını kaybetmezler. Ve la yekunun, onlar olmazlar, küraten, bir oyun. Şimdi küraten direkt aslında top demek. Yani bir futbol topu gibi, plastik top gibi. Burada oyuncak manasında kullanılmış. Ve la yekunun, onlar olmazlar, küraten, oyun, yani oyuncak olmazlar. Fi yedi zurufi, zarfların elinde. Yedin, el demek. Zuruf, zarflar. Zamanlar, yani şartlar demek. Şartların elinde onlar oyuncak olmazlar, oyuncak gibi kalmazlar. Tel'abu, bu oynuyor bihim onlarla, kema teşşav, dilediği gibi. Böyle değildirler. Bel aksine, hum, onlar, ellediğin, öyle kimselerdir ki yasnauna, sana'a, yasnau yaratmak diye kitapta yer almış. Yani var etmek, kendine uygun olarak geliştirmek, zuruf ve zarfları kendi lehlerine göre çevirirler, var ederler. Ve tasarrafun, ve tasarruf ederler fiha, o zarflarda. Hasbe evrâzihim fil hayati, hayatta maksatlarına göre o zarflarda, şartlarda tasarrufta bulunurlar. Amaçlarına uygun işler yaparlar. Fânihima, o iki sebepten ikincisi. Sani, ikinci demek. Fânihima, o iki sebepten ikincisi. İkinci sebep nedir yani? En yekun olmasıdır lil insan, insan için garadun muhaddedun, belirli bir hedefinin var olmasıdır. Belirli bir amacının var olmasıdır. Ve lakin, fakat ella yekuna, ve lakin fakat ella yekun olmamasıdır. Lehu, kişi için, ihlasun, samimiyet, li garalihi, hedefine ait bir samimiyetin olmamasıdır. Bir amacı var ama amaç da samimi değil.
Fe bu durumda la yectehidu lil vusul ileyhi, o hedefe kavuşmak için çalışmamasıdır. Bu tarafta kelime var mı? Varmış. Ve inne şüphesiz ki ademel garalı, maksadın yani hedefin var olmaması ve daha ademel ihlası, ihlasın da yani samimiyetin de var olmaması lehu maksat için. Humma işte o ikisi nedir? Ellisani hırsızlardır. Elleden öyle hırsızlar ki yestikane çalıyorlar ezzemene zamanı ve yuva yani ve zayi diyorlar, boşa geçiriyorlar faidete, o zamanın faydasını. Amacın var olmaması ve amaçtaki samimiyetsizlik, bu ikisi adeta zamanı çalan ve zamanı boşa geçiren iki hırsızdır. Yani iki hırsız gibidir, parantez arasında gibidir yazabilirsin. Yani teşbih edatı hasfedilmiş. Yazıda yok ama bir teşbih harfi var esasen. Ve ida nahnu, ida zamandığı zaman, nahnu biz, kavayna vaktel feragı, biz boş vaktimizi geçirdiğimiz zaman, biz boş vaktimizi geçirirsek, geçirince fi el'abin oyunlarda, el'ab oyun, el-i gibi ama el-an-ayn fethasıyla bu. El-abin müfidetin, faydalı oyunlarda, boş oyunlarda değil. Ve daha zamanımızı nerede geçirdiğimiz zaman, hareketi cismin egzersiz ile vakit geçirdiğimiz zaman, evveta riyadatin veya sporla vakit geçirirsek yani bu şekilde ne olur? Efade fayda verir. Na bize dalike, bu durumlar bize fayda verir. O zaman fi amelina, işimizde, işimiz noktasında bize fayda verir. Ve tecelena, etace vermek, nasip etmek. Etecelena bize verir. Minel kuvvet, kuvvet verir. Ma nestati'u en nahtime bihi garabana. Garabana maksadımıza hizmet noktasında bu çalışmalarımız bize fayda verir. Fe'alel mer'i, kişiye gerekir en yegume, gerçekleştirmesi bi a'malihi fi hiniha, fi hiniha. Alel mer'i, kişiye gerekir ney? En yegume, yapması bi a'malihi, işlerini yapması gerekir fi hiniha, zamanında yapması gerekir. Hin zaman demek. O işleri zamanında yapması gerekir. Yani bugünkü işi yarına bırakmaması gerekir. En ya'mele, yapması gerekir bir hikmetil kaileti, şu sözde ifade edildiği şekliyle. La tuahhir, erteleme amelel yevmi, bugünün işini, ile gadi, yarın erteleme. Gad yarın demektir. La tuahhir, erteleme, bugünün işini yarına bırakma sözünü unutmaması gerekir. Okuduğunu anlama. Okuduk, ne kadar anladık? Birincisi, okuma parçasına göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Kem merhaleten, kaç merhale, merhale, aşama, dönem tucidu, bulunur fi hayatil insan, insan hayatında. Tucidu fi hayatil insan, insan hayatında bulunur. Hamsu merahile, 5 tane merhale bulunur. Ha, bunlar nedir diyor. Kitapta yukarıda parçada geçen ve hiye tufuletu, et tufuletu, es-siben, şebabu, el kühuletu, eşşeyhuhat. Tufule çocukluk, sibe bebeklik, şebab gençlik, kühule orta yaş, şeyhuha yaşlılık manasına geliyor. Mahvet ma nedir, hüve o, et tarigul vahidu, tek yol nedir, lil ifadeti minel vakt, vakitten faydalanmanın tek yolu nedir? Hüve en yekûne, olmasıdır, lil insan, insan için, garabun, bir maksat, fil hayati, hayatta, ve yunfiku vaktuhu, ve vaktini harcamasıdır, lil vusuli ileyhi, ona kavuşmak, ona ulaşmak için. 3. Fime, yani fi mada demektir. Fi mada, nerede yecibu, gerekir en nestamile, çalışmamız, harcamamız, kullanmamız diyelim daha doğrusu, amile, en nestamile, kullanmamız gerekir. Evkater ferahı, boş vaktimizi,
Boş vakitlerimizi nerede kullanmamız, nerede değerlendirmemiz gerekir? 3. Yecibu en nakalıya geçirmemiz gerekir. Evkatel feragı boş vakitlerimizi fi el'abin müfidetin faydalı oyunlar ve hareketi cismin ev riyalatın spor olsun ve beden hareketleri olsun buralarda geçirmemiz gerekir. 4. Madane ya'riful insanu arefe ya'rifu bilir el insanı insan elli de insan ki lehu onun için vardır. Garalım bir maksat. Kendisine ait bir maksadı olan insan ne bilir fil hayat hayatta küllema her ne zaman sadefetu el umuri demiş ama bunu esre yapacak bir şey ben şu an göremedim. Safedetu el umuru. Sadefet el umuru çeşitli insanlarla insanlar karşılaştığı zaman ne yapacağını bilir diyor maksadı olursa. Bakalım. Ya'rifu'l insanu keyfe yahtaru minel umuri. İşler arasında nasıl tercih yapacağını insan bilir. Ma'u şey ki yukarribuhu min garadihi. Maksadına hedefini onu yaklaştıracak şeyi seçmesini bilir. Ve yetecennebu ve insan kaçınmayı da bilir. Ma'u şey ki la yettefiku ma'hu. Onunla ittifak yapmıyor. Yani onu aradığı, beklediği, o hayal ettiği şeye yaklaştırmayan şeyden de kaçınmayı bilir. Neyi bilir? Ma'da ya'rifu. Neyi bilir? Onu bilir. 5. İşrahu şerh edin, açıklayın, yorumlayın, izah edin. Neyi? İbarete la tuahhir amelel yevmi ilel gadi. Bugün işini yarına bırakma cümlesini şerh edin bakalım diyor. İbare cümle demek. Yazı demek. Bu yazıyı açıklayın. Yecibu gerekir alel meri kişi en yegume yapması bi amali görevlerini, amellerini yapması fi hiniha vaktinde yapması manasına gelir diyor. Bir sonraki parçaya göre doğrudur, yanlıştır işaretleri koyunuz. El-Bekhilü'l-Ledi, Bekhil cimri demek. El-Bekhilü cimri, el-Ledi cimri kimdir? La yunfiku min malihi, malından harcamayandır. İlla ancak harcasa da galiben az harcayandır. Feh ve işte o kişi kimdir? Fakirun fakirdir, doğru. Parçada bu cümle bu şekilde geçmişti, o yüzden ona işaret. 2. İnne tahdidel garalı şüphesiz ki maksadın belirlenmesi. Tahdid sınırlandırmak, çizgi çizmek, hudut belirlemek, sınırlandırmak, belirlemek. Ne yapar? Yukallilu kallere yukallilu azaltır. Minnel vakti şey el kesire. O vakti azaltmaz, çoğaltır oysa ki. Yukallilu değil yani. Çarpı. 3. Yekunu olur. Eshabul garalı küraten. Fi yedi zurufi tel'abu bihim kema teşa'u. Zatların elinde oyuncak olmaktan bahsedilmişti. Böyle bir cümle vardı. Ona işaret. Yukarıda aynen var bu. 4. İzâ sarafnâ evkâte ferâgina boş vakitlerimizi sarf edince sarf ettiğimiz vakit nerede? Fî keselin. Bir keselde. Kesel tembellik demekti sanırım. Tembellik uğruna vakitlerimizi geçirirsek lem tentefi'i bihi. Bundan bir fayda göremeyiz. Faydalanamayız. Ve lem yufidna el amelu. Lem yufid fayda vermez na bize el amelu çalışmak. Boş vakitlerin değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Yukarıda böyle bir cümle var mıydı? Varmış demek ki. Ona işaret verildi. Ben kesel kelimesini hatırlayamadım. Gerisi olduğu gibi hatırladım. 5. En yekûle lel insâni garalun. En yekûne olmasıdır. Lel insâni insan için garalun bir maksat. Öyle o maksat ki yesa çalışıyor insan ileyhi ona. Ve işte bu nedir? Min esbabi ziyail vakti. Vakti zayi etme sebeplerinden biridir diyor. Evet böylece ona işaretleri konuldu. Muhtaratun min emsal arabi. Arap atasözlerinden seçmeler. Arapça, Türkçe zaten yazılı. Geçtim. İrbit bil hayati. Yaşamla ilişkilendir. Medreseti benim okulum. Medreseti benim okulum nedir? Kebiratun büyüktür. Ve fiha ve okulda vardır ne? Sufufun sınıflar. Hem de adidetun pek çok sınıflar onda vardır. Ve gurafun ve odalar da vardır. Kesiratun pek çok odası da var. Kim için? Lil muvazzafine çalışanlar için odaları da vardır. Öğretmenler odası. İşte atıyorum müdür odası, şu odası, bu odası gibi.
Lil muallimine, muallimler için yani öğretmenler için vardır ne? Saletun bir sale. Sale, salon demek, koridor demek. Öyle bir koridor ki bu kebiratun büyük bir salonları vardı. La yeclisu oturmaz fiha orada illa ancak el muallimun öğretmenler oturur. Sadece öğretmenlerin oturduğu büyük bir odaları vardır. Hada bu da nedir? Gösteriyor birisine. Hada şu gördüğün şey var ya, Saffi benim sınıfımdır. Ve haulâi şunlar da şu gördüğün sınıflarda estikai pardon ve haulâi şu gördüklerin de estikai arkadaşlarımdır. İnsanları gösteriyor. Arkadaşlarımdır diyor. Vesela vardı ile Saffi sınıfa cemiyat dullab öğrencilerin hepsi illa Halid'en Halit hariç. İlla istisna edatın sağ tarafta dullab, sol tarafta Halit var. Halit öğrencilerden çıkartılabilecek bir ögedir. Çünkü dullab cemidir. Ve elma armut gibi bir şey değil yani insan armuttan çıkartamazsın ama öğrencilerden çıkartma yapabilirsin. Öğrencilere ekleyebilirsin. Dolayısıyla dullab müstesna min Halit müstesnadır. Cümle olumludur bak. Cümle olumlu. Müstesna mih de var. Dolayısıyla müstesna nedir? Mensuptur. Dehale girdi el müderris öğretmen. Es-saffe sınıfa. Fe ardından celese oturdu. Hüve o öğretmen. Aler kürsiyi sandalyeye oturdu. Halfet tavileti. Halfet tavile masanın arkasındaki sandalye demek. Halfe arka tavile masa. Masanın arkasındaki sandalyenin üzerine oturdu. Kâneydi dersuna. Bizim dersimiz neydi? El-Lugatel Arabiyyete. Arap dili idi. Ketebe yazdı el-Muallim öğretmen. Unvaned dersi. Unvan başlık demek. Unvaned dersi dersin başlığını yazdı. Ales-Sebbûrati tahta üzerine yazdı bunu. Bir tabaşiri tebeşirlerle yazmış bunu. Ve peki o dersin unvanı nedir? El-Cümletul-Fi'riyyetu diye yazdı. Yani konu bu. Ve şerhe şerh etti, açıkladı, ederse dersi kim? Bakıyorum devamında fail yok. Ha demek ki şerhe hüve, gizli zamir fail olmak zorunda. O açıkladı yani öğretmen. Neyi ederse dersi hem de şerhen iyice açıkladı. Besidan, basitçe. Siva hariç, siva satrin, bir satır hariç. Şimdi siva bizim istisna edatımız. Peşine gelen kelimenin mecrur olması zaten gerekiyor. Müstesna minhe bunun mecrur gelir. Peki siva'nın irabı nedir? Siva her zaman için siva diye yazılır. Ama irabını izah ederken takdiren mecrur, takdiren mensup, takdiren merfu dememiz gerekir idi. Ha burada nedir? Bunu nasıl anlayacaktık? Burada siva mı yazıyor? Burada illa olsaydı şu satır kelimesinin irabı ne olurdu? Fetha olurdu, mensup olurdu. Ha o zaman sivaya da mensup diyeceğiz ama takdiren mensup diyeceğiz. Setren vahidin tek bir satır yani bir satır setren satır vahidin bir satır hariç gerisini güzel açıkladı. Li'enno çünkü o satır da gayrun mühimmin önemli değildir bu yüzden açıklamamış. Fe ene ben fehimtu anladım küllel mevaddi tüm maddeleri elle tüm maddeler ki şerha şerh etti hüve o öğretmen ha o maddeleri hepsini anladım ma hala maddeteyn iki madde hariç ma hala maddeteyni iki madde hariç hala değil ma hala olarak gelmiş öyleyse peşine gelen maddeteyni ne olmaktadır yani ma halanın mef'ulü mü yoksa müstesnası mı olmaktadır? Hala ma dahil olduğu zaman ma hala oluyor. Yani bu fiil mi olurdu? Harfi cer mi olurdu? Bir düşünün. Kâner üstaz öğretmen idi. Yetehaddesu konuşuyordu. Anir mevlu'i mevzuya dair. Fîhâ zihil esnâ'i bu esnada dehale girdi. Talibun bir öğrenci. Müteahhirun gecikmiş. Geç kalan öğrenci içeri girdi. Kâneydi hâde talibu bir öğrenci. Gayra nacihin. Başarısız idi. Başarısız bir öğrenci. Felem yefhem şey'en. Lem yefhem anlamadı. Hüvi o öğrenci. Şey'en herhangi bir şey anlamamış idi. Mine dersi dersten. Eda kadilin. Kalil az. Eda hariç. Azı hariç. O çoğunu anlamamıştı. Ben ise iki madde hariç çoğunu anlamıştım. Böyle bir durum oluştu. Tedribatu birleştirerek istisna cümleleri yapın.
Ne birleştirilmiş? İki cümle veriliyor sağda solda. Aralarına bakıyorum, şurada illa yapmış. Normalde la vardı. Yani la uhibbu. La uhibbu silmiş. La artı fiili silip illa yazıyor. Bir de buradan görelim. Neler yapılmış? Uhibbu severim el meşrubat içecekleri. La uhibbu sevmem asira tuffahi meyve suyunu. Uhibbul meşrubat illa asira tuffah. Meyve suyu hariç içecekleri severim. Yani la uhibbu demektir. İlla ne demek? La uhibbu demek zaten. Bir. E'taytu leke kulle nukudi. Lem u'ti dirhemeyni. İki dirhem vermedim. Bunun dışında tüm paramı sana verdim diyor. O zaman e'taytu ben verdim leke sana külle nukudi tüm paramı illa ancak parantez arası yani vermedim. Dirhemeyn iki dirheme iki dirhem dirhem para miktarı mesela 2 TL 2 euro gibi 2 dirhem hariç geri kalanını verdim. Lem ektub ben yazmadım el vacibati ödevleri ketebtu yazdım vacibe tabiri yazdım. Bir olumlu cümle, bir olumsuz cümle. Yani sağda veya solda bir şekilde olumlu veya olumsuz cümleler geçiyor. Peşine de illalar getirilmiş. Dâle'a Osmanu kutubed dersi lem yedâli'a kitâbet tarihi. Lem yedâli'a yazmış. Çünkü dâle'a yudâli'a olmalı. Ya ötreli yani. Yu dali yedali değil faale yufail ötreli olmalı. Nasıl ifade edersin? Dala Osman'ın kutube dersi burası olduğu gibi geldi. Peşine lem yudali siliniyor. Onun yerine sadece illa yazılıyor. Yani olumsuzluk edatı artı fiil silinir. Sadece illa yazılır. Bakın. Ma nezele, ma olumsuzluk edatı, nezele fiil. Bunu olduğu gibi sil, sadece illa yaz. 3'e bakalım. 3'te böyle bir durum var mı? Böyle bir durum yok. Neden yok? Çünkü olumsuzluk edatı bu defa sağ taraftaki cümlede, sağ taraftaki cümle olduğu gibi yazıldı. Sol taraftaki cümle iftah vahedeten minha diye başlamış. Olumsuzluk edatı yok. Olsaydı olumsuzluk edatını silerdik ama yok. O zaman sadece fiili silerim. Yani kısacası bulursan olumsuzluk edatını, bulursan fiili, olmadı. İkisini bulursan ikisini de sil yani. Bunları siliyoruz. Yerine sadece illa yazılacak. İkiye bak. Ketebtu vacibet tabiri illa burada şimdi olumsuzluk edatı yine sağ tarafta. Sağ taraf olduğu gibi aşağı yaz. Sol taraftaki cümle ketebtu vacibet tabiri diye gelmiş. Olumsuzluk edatı var mı? Yok. Olsa silecektim. Ne var peki? Fiil var. O zaman fiili sil. Ketebtü fiildir. Sil. Fiilin yerine illa yaz yani. Yani geri kalan da zaten yazacaksın. Lem u'te dirhemeyni. Lem var olumsuzluk. Sil. Peşine fiil var. Onu da sil. İkisinin yerine sadece illa yaz. Yani fiil ve varsa fiil, fiili sileceğiz. Fiil zaten olmak zorunda da. Onun dışında olumsuzluk edatı varsa onu da sileriz. İkisinin yerine bir tane illa yazarsan işlem tamamlanmış olur. Özeti buydu işin. Uygun istisna edatlarıyla doldurun denilmiş. Bakalım soruya. Ma'ada gayr siva var. Şimdi gayr ile siva olamaz burada noktalı yerde. Neden? Gayr da gelse, siva da gelse peşlerine gelen kelimenin mecrur olarak yazılması gerektiğini biliyorsunuz. Kitabin olurdu gayr olsaydı. Siva da olsa öyle olurdu. Ma'ada olursa öyle olmaz. Ma'ada, ma'haladan sonra mensup kelime gelmektedir. O yüzden kitab ben olur, doğrudur. El-muallime o zaman gayr da olmaz, siva da olmaz. Niye? Bunlardan sonra gelen kelime esseli olur. Mecrur olur diye az önce söyledik. Bunlar olamaz. Mecburen illa olacak. Yine noktalı doldurma yeri var. Gayr olur mu? Olmaz. Hala olur mu? O da olmaz. Niye? Bunlardan sonra gelen kelime mecrur olur. İyi de el-ebevani bak mecrur. Hayır, mecrur değil. Bu kelime tesniyedir. Tesniye olduğu için sonuncu harfte yani nun'da esreyi görüyorsun ama bu onun mecrur olduğunu göstermez. Bu bir tesniye kelime. Tesniyelerin cer alameti elifle değil de elif yerine ya'nın yazılmasıdır. Yani bunlar bir defa harekeyle değil harfle irap alırlar. El ebevani el ebe veyni
üveyni elif yerine ya olsaydı mecrur yazılmış derdik. Bunu da iyi anlayabilmeniz için hemen peşine yazılmışını veriyorlar. Bakın. Nokta 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 ne gelmelidir? Gayra, gayru, gayri. Üçü de olabilir. Hangisini getirirsen getir. Sonuçta bu gayr maddesidir ve her halükarda cer edecektir ve etmiş zaten. Nunsan da ya var. Bu kelime mecrurdur. Peki burada ne sorulur? Aslında burada sorulan şey gayrın irabıdır. Gayra, ru, ri. Bu şekilde ben bir soru bekliyorum sınavda. Ra, fethalı, ötreli, esreli. Hadi bakalım hangisi çıkacak? Aynen şu tarz bir soru. Ben bekliyorum. Peki ne olmalıdır? İhtecel muvaffafuna el kanuna el celile. Şimdi bu şöyle oluyordu. Şurada bir tane illa olsaydı. Şurada bir illa var diyelim. Gerçi onu düşünmeye de gerek yok. Zaten irab verilmiş. Yine de burada bir illa olsaydı yani çözümü nasıl yapıyorduk? Bu cümle illa ile kurulmuş bir istisna cümlesi olsa illadan sonra gelen kelime yani el muvaffafeynin irabı ne olurdu? Bunu düşünerek gayrın irabını belirliyoruz biz. Cümle olumlu mu? Olumlu. Müstesna mih var mı? Şimdi el muvazzafeyni tesniye bir kelime. Bak sağ tarafta el muvaffun onun cimisi var. İkil bir kelime, çoğul bir kelimeden çıkartılabilir. Aynı kökten kelimeler bir de görüyorsunuz. Aynı kökten olması gerekmiyor. Aynı kökten verilmiş, aşırı derecede kolaylaştırılmış bir soru yani. O zaman bu müstesnayı bu müstesna mih'ten çıkartabilirim. Yani müstesna mih var burada. Cümlede olumlu. Öyleyse burada illa olsaydı bu mensup olurdu. Eşittir. Madem ki bu mensup olurdu. Sen o zaman mensup gayri seç. Seçtim. El muvazzafeyni mensup mu artık? Artık değil. Çünkü gayr cer edecektir. El muvazzafeyni mecrurdur. Beşe geldi. Noktalı yere ne gelmelidir? Sahifeteyn. İki sayfa demiş. Mesela lem yapka kalmadığı minden kitabı kitaptan. İlla ancak kaldı. Sefhateyn iki sayfa kaldı. Yani neredeyse kitap bitti diyor. Bu soru nasıl? Bu soru profesyonel bir soru. Şimdi buraya getireceğimiz kelime gayr olabilir mi? Siva olabilir mi? İlla olabilir mi? Lem yap kalmadı minel kitabı kitaptan. İlla ancak kaldı. Sefhateyni iki. Sahyefeteyni. Ben yanlış safhateyni iki sayfa diyorum ama burada farklı yazıyormuş. Sahifeteyni. Anca doğru okuyabildim. Sahifeteyni. İki sayfa kaldı. Buraya gayr koysam, gayr mensup. Gayr gelse. Evvela neye göre belirliyoruz biz bunu? İlla ile. İlla burada olsaydı durum ne olurdu? Şimdi cümle olumsuz. Olumsuz olduğu esnada illa ile kurulduğunda durumun ne olduğunu hatırlıyorsak durum zaten bellidir. Şimdi burada gayra mensuptur. Demek ki mensup olan seçilemeyecek. Geriye kalan sadece mecrur olmasıdır. Mı demeliyiz? Lem yapka kalmadı minel kitabı. Kitaptan kalmayan şey nedir? O kalmama işlemi sivadır. Sivanın seçilmesi gerekiyor. Zaten seçilmiş. Aranan öge yani siva. Cümle içinde hangi öge olduğunu bulun demiş. Lem mehvuru siva adedin galilin mine duyufi. Fail oldu yazılmış zaten. Fiilden sonra gelmiş. Fail yok. Fail o yüzden. Ma hadara el mel'abe ma ada el hakeme. Mef'ulün bih olarak gelmiş. Neyin mef'ulü bihi? Ma adanın mef'ulü bihidir. El hakeme kelimesi. 3. Qabeltu raculen gayra davilin. Qabeltu, qabele fi tu fail racul mef'ul gayra davilin. Uzun olmayan bir adamla karşılaştım, onu karşıladım manasında. Gayra davil sıfattır. Yani davil sıfat, neyin sıfatı? Racul kelimesinin. Fail olarak gelmiş, peşine gelen kelime. 4. Ma taallemel arabiyeti. Ma taallem öğrenmedi el arabiyeti Arapça. Gayrul müciddi. Ciddi olarak öğrenmedi, çalışmadı. Burada da fail olarak gelmiş. Kataftu. Katafe fil tu fail artık fail aranmaz. El zihara çiçekleri kopardım. Fil hadikati bahçedeki çiçekleri kopardım. Haşa hariç verdetin bir gül. Bir çiçek hariç geri ne varsa
kopardım demiş. Haşa burada harfi cerdir. Peşine gelen verdetin onun mecruru zaten. O yüzden mecrur isim olarak işaretlenmiş. Parantez arasından uygun kelimeleri seçin denilmiş. Galiba seçilmiş burada hemen geldi. Maca'e illa. Maca'e. Bir, cümle olumsuz. İki, cümlede müstesna min yok. Ona göre bir şey seçmen gerekir. O da nedir? Merfu olmasıdır. Neden? Cümlede aranan şey bu çünkü. Maca'e gelmedi. Fail nerede? Ha, fail olarak Hüzeyfetu. Maca'e gelmedi. Yani hiç kimse gelmedi. İlla ancak Hüzeyfetu, Hüzeyfe geldi. Hüzeyfe'den başka kimse gelmedi. Maqara'tu. Yine olumsuz. Maqara'tu ben okumadım. Siva dersin vahidin. Bir ders hariç. Diğer dersleri yani parantez arası. Okumadım. Bu da müstesnai hasfedilmiştir. Maqara'tu ben okumadım. Edduruse. Dersleri. Ama yok yazmıyor. Siva dersin vahidin. Tek bir ders hariç. Geri ne varsa okumadım diyor. Cümle olumsuz. Cümlede müstesna min yine yok. Siva burada istisnaya dağıtığı cer ameli yapmakta. Dersin mecrurdur. Vahid ise onun sıfatıdır. Câet tullâbu ma'ada emti'ate. Ma'ada'dan sonra mensup olanı seçmen gerekir. Emti'ate mensup. Bu yüzden seçiliyor. Ma kâbeltu'l misafirîne illâ Ya'kûbe. Burası neredeydik? Şu anda karıştırdım. Ma kabeltu'l misafirine illa Yakube. Olumsuzdur ve müstesna mih vardır. Misafirler cimi bir kelime. Yakup da oya dahil edilebilir. Yakup hariç diğer misafirler gelmedi diyor. Cümle olumsuz. Cümlede müstesna mih var bu durumda. Yakube olur, fethalanır. Yagubu olamaz mıydı? Bakalım tek bir seçenek mi var? Yagubu da var. Yagube de var. Evet, burada yagubu olamaz. Neden? Şimdi makabele kabele fiil. Tu fail el misafirine zaten mefuldür. Zaten mensuptur. Bu yüzden Yakup kelimesini onun irabına uydurarak mensup yazabilirsin. Bir. İki. Yine mensup yazman gerekir. Bu durumda çünkü mensup olarak da gelirdi. Yani iki şık var burada. Hatta PDF'den bulayım onu ben. Şurasıydı. Cümle olumsuz. Müstesna mih de cümlede anılmış ise bu durumda müstesna mensup da olur veya müstesna mih'in irabına uyabilir. Mensup olarak yazdığında zaten Yagube'yi seçmen lazım. Onun irabına uysun desen yine Yagube'yi seçmen lazım. Çünkü bu zaten mensup. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Ve şer'aytü et-tullâbe illâ hamiden. Hamid hariç öğrencileri gördüm. Cümle olumlu. Cümle tam. Müstesna mensup olması gerekir ve olmuş zaten. Bir sonraki. Noktalı yere uygun kelimeleri bulun denilmiş. Hadara tullabu. Hadara geldi. Et tullabu öğrenciler. El muhadarate illa ehake. Tam olarak nerede nokta var? Ha, şurada varmış. Burada. Şimdi et tullab yerine başka şey de seçebilirsin. Yani dullap yerine başka bir şey gelebilir. Mesela cünüt gelsin. Gelir, getirebilirsin bunu. Ama bu durumda cümlenin akışı yani mana olarak yakışmaz. Bakın bu tür noktalı şeyleri iki şekilde değerlendirebilirsin. Bir, irab olarak. İrabı hangisine uyuyor? İrab olarak uydurmak var. İki, cinsiyet uyumu. Yani hallara müzekkerdir. Müzekker bir şey seçmen lazım. Üç, manaya uygun olması lazım. Şimdi dersten bahsederken senin şuraya getireceğin şey birden mandalina olursa nereden çıktı yani? Alakasız bir kelime olur. Uymaz. Eğer buraya uysa bile diyelim şunu kullandım ben. Geriye kalan ettullab kelimesini bir yere uydurman gerekecek bu durumda. Onu diğer tarafa uyduramayacaksın. Mecburen seçmen gereken şeyler var. Seçilmiş hali burada bu şekilde. Yapın. Yapılmış. Bir öğrenciler habaret dullabu illa vahiden. Fransızlar dışında ülkelerine döndü. Es-suyyahu turistler demek. Biladihim ülkelerine illa
Fransızlar hariç. Ekelet da'ame e duyufu kulluhum illel meriba. Fethalanacak. Bugün derse sadece iki öğrenci geldi. Ma habara gelmedi ed derse. Derse ellerine bugün illa ancak geldiyse de daliban iki öğrenci geldi. Daliban merfu raf alameti eliftir. Neden merfu? Çünkü cümleye bakarsan cümle olumsuz. Değil mi? Ma habara gelmedi. Cümlede müstesna mih de yok. Yani ben iki öğrenciyi nereden çıkartayım? Öğrenciler diye bir kelime yok burada. Cümle olumsuz. Cümlede aynı zamanda müstesna mih de yok. Müstesna merfu olarak yazılmış. Neden? Merfuya ihtiyaç var. Yani faile ihtiyaç var. Şu hadranın faili yok. Fail olarak bu geldi. Şahit gördüm, şahit oldum. Cemi'al muduni. Mudun şehirler demek. Medinetun bir şehir. Şehirler manasına geliyor. Tam bir şey atlanıyorum. Buradan kontrol yapalım. Bir şey atlanmamış. Türkçe'ye çevir, Arapça'ya çevir. Biri dışında bütün randları unuttum. Nesitu, ben unuttum. Nesiye fiildir, tu faildir. Ben unuttum. Küllel mevaid, tüm randevuları. Hala mev'idin. Hala harfi cer. Mev'idin mecruru. Vahid, mev'idin sıfatıdır. Kabeltu emsi estikai illa umara. Dün Ömer dışında arkadaşlarımla karşılaştım. Ömer bir özel isim, tekil kelime. Ömer arkadaşlar grubundan çıkartılabilir, ona ilave edilebilir. Yani dolayısıyla estikai müstesna mihtir. Ömer müstesnadır. Cümle olumludur, tamdır. O zaman Ömer'e mensup olmalıdır. Niye tek fetha aldı? Gayri musarif olduğu için. Gayri musarif konusunu az çok hatırlıyoruz. Diğerleri de bu şekilde, yani her birini okuman gerek yok. Özellikle dördü okuyayım ben. Ma zurtu el buldana el arabiyete siva misra. Siva harfi cer görevi görmekte. Muzaf görevi görmekte. Misra. Ra fethalı gelmiştir. Esreli gelmemiştir. Siva'dan sonra gelen kelime mecrur yazılmalıdır. Yazılmış mı? Evet, yazılmış. Mısır kelimesi burada gayri musarif olduğu için ra onun cer alametidir. Ra'daki ra'daki fetha onun cer alametidir. Yani gayrimusarifin cer alameti fethadır. Mısır kelimesi an itibariyle mecrurdur. Cer alameti fethadır. Siva işini yapmıştır. Yanlış yazılmamıştır. Gayrimusarif konusu burada akla geliyor. Daha aşağıda ma'ada var. Başına a'danın ma geldiği için peşine gelen kelime sualen mensup olarak yazılmıştır. Sualin değil. Yani ma'ada, ma'hala bunlardan sonra mensup kelime geldiğini unutmuyoruz. Sıra soru çözüme geldi. İstisnadatı hangisi değildir? Diyarbakır. Hal diye bir istisnadatı yok. Hemen sağa bakalım. 5. Hangisi müfarrağ bir istisna cümlesidir? Ma ekeltü la hubzen. Budur. Niye? Bir defa olumsuzdur. Ma var. Başka? Cümlede müstesna min yok. Yani müfarrağ ne demek? Cümle hem olumsuz hem de müstesna min yok. Peki müstesna mih olmadığını nereden anladım? Çünkü illanın sağına bakıyorum. Sağ tarafta ne var? Bir tane ma var. Olumsuzluk edatı. İllanın sağına yine bakıyorum. Ekeltu, nasartu, ketebtu, fetahtu. Bu bir fiil. Fiilden müstesna mih olmaz. Başka da kelime yok zaten. Mecburen demek ki müstesna mih yok burada. Yani müstesna mih'in isimlerden olduğunu bilmem lazım. İllanın sağ tarafında olduğunu bilmem lazım. İllanın sağ tarafında an itibariyle bir tane ma var, bir tane de ekeltü var. Ma olumsuzluk edatı, olumsuzluk harfi. Ekeltü de fiil faildir, tu zamir faildir. Başka kelime olmadığı için müstesna minhin var olabilme ihtimali dahi yok. O zaman müferradır. Diğerleri böyle değil demek. Mesela Bursa şıkkında olumsuzluk edatı yok. Ceyhan da aynı şekilde. Denizli de aynı şekilde olumsuzluk yok ki onlara müferra olma ihtimali olsun. Edirne'ye bakıyorum. Evet, olumsuzluk var. Ma var. Ama cümlede müstesna mih de var. İllanısan da el estika var. Müstesna mihtir. Salih bir insan adı. Özel bir isim. Salih, Ali, Veli arkadaşlar grubuna dahil edilebilir de çıkartılabilir de. Ha, demek ki estika müstesna mihtir. Müferra olabilmesi için hem müstesna mihin var olmaması hem de olumsuzluk edatının var olması gerekirdi. Edirne'de bu iki şart tutmamış, tek bir şart tutmuş. Öyleyse müferra değildir.
İki numaralı soru noktalı yere ne gelmelidir? Bu tür soru çok bekliyorum ben. İlla'dan sonra nokta nokta hadi bakalım ne gelmelidir şeklinde soru çok çıkacaktır. Bunlara iyi derecede çalışmanızı öneriyorum ben. Cümle olumlu mu? Evet. Cümlede müstesna mihi var mı? Evet. Ha, öyleyse mensup olmalıdır. Yani müderrisine. Cem müzekker salimdir. Nasb alameti yağdır. Tabi irab alametlerini bilmen lazım yani. Cem müzekker salimin mensupluğu ya ile, tesniyelerin mensupluğu ya ile, cemi müennesleri nasb alameti esre ile. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Adana olmaz merfudur. Bursa olmaz merfu. Denizli olmaz merfu. Edirne olmaz esreli gelmiştir. Sadece Ceyhan olur. Hangisi aşağıdaki cümlelerin hangisinde istisna unsurlarından birisi eksiktir? Muhtemelen müstesna mih nerede yoktur demek istedi de öyle açıkça söylemedi. Direkt düşüncem bu şekilde. Bakalım yanlıyor da olabilirim. Adana. Lem yekun fil beyt ahadun illa ceddi. Dedem hariç evde hiç kimse yoktur diyor. Bursa şıkkı. Mazara ni fil usbu'il mazi gayru salihin. Mazara ziyaret etmedi ni beni kim? Burada yok. Salih'ten başkası. Burası Bursa olmak zorunda. Mesela Adana'ya baktığımda illa insan da ahadun diye bir isim var. Lemmekün ziyaret etme, lemmekün olmadı, mevcut değildir fil beyti evde. Ahadun herhangi birisi. İlla ceddi dedemden başkası. Ahad dedemin dışında birisi yoktur. Gayru salih, salihin dışında geçen hafta ziyaret etmedi kim? İşte o kelime yok burada. Herhangi birisi diyemiyorsun. Ceyhan'a baktığımızda meşrubat demiş, sonra da portakal suyu demiş. Meşrubata dahil edilir. Demek ki müstesna mih var. Denizli'ye baktığımda mahir var. İlla'nın sağında muvazzafun var. Mahir görevlilerden birisi olabilir. Müstesna mih var yani. Sivaya baktığımda sağ tarafında cemi, sol tarafında da nurasilin, ondan çıkartılabilecek bir kelime var. Yani müstesna mih ve müstesna vardır. Dolayısıyla Bursa olması gerekiyor. Çünkü mazara ziyaret etmedi. Ni beni firusbu'il mağdı. Geçen hafta gayru salihin salih hariç. Gayr hariç. Salih salih. Salih hariç ziyaret etmedi. Salih hariç kim yani? Ehadun herhangi birisi veya arkadaşlarım. Salih hariç hiçbir arkadaşım dememiş yani. Üçe bak noktalı birer. Halidin mecrur gelmiş. Ne gelmelidir? Gayr gelir. Siva da gelir. Haşa da gelir, hala da gelir. Hepsi de bu işi yapabilir. Yalnızca illa yapamaz. Ama yine de birini seçmemiz gerekecek. Neye göre seçeceğiz? Pardon, zaten gelemez demiş. İlla olmak zorunda. İlla hariç hepsi olur. Çünkü illanın dışındaki her biri cer ameli yapar. Zaten cerce bu. İlla olamaz ama. İlla cer etmez çünkü. 7. Türkçe cümle verilmiş. Arapçası istenmiş. Biri dışında bugün gazeteleri okumadım. Lem utali okumadım. Es-suhuf sayfaları ellerime bugün illa ancak vahideten biri hariç birini okudum. Bak mesela Bursa'ya bak. Bursa'da olumluluk var. Okumadım diyor bak. Okumadım, bakmadım, yapmadım. Bursa'da olumsuzluk edatı yok. Aynı şekilde Ceyhan'da da yok. Denizli'de de yok. Öyleyse Adana veya Edirne olması gerektiğini şuranın olumsuz olduğunu fark ederek olumsuzluk edatı arayarak bulabilirsin. O da Adana ve Edirne'de sadece olumsuzluklar var. Lem var, lem var. Emsi dün diyor. Bak mesela Edirne'ye baktım da emsi dün. Buraya bakıyorum bugün diyor. Dün değil. Ha, o zaman el-yevmli olanı seçmen lazım. Çünkü el-yevm bugün demektir. Mecburen Adana yani. 4. Rakibe cimi süyahe daireten nokta nokta. Buraya ne gelmelidir? Delile mensup bu. Öyleyse bir gayrı olmaz. Gayru olmaz. Siva olmaz. Hala olmaz. Gayra da olmaz. Bir gayri de olmaz. Acaba hangisi? Şimdi burada bir gayru kesinlikle olmaz. Gayra kesinlikle olmaz. Hala olabilir. Çünkü hala olsun, ada olsun. Bunlardan sonra mensup gelebilir. Ancak ma'da ma'haladan sonra kesinlikle mensup gelmeliydi. Yani dikkat edin. Haladan sonra mensup gelebilir. Gelmiş. Mecrur da gelebilir. O da olabilir. Ama ma haladan sonra kesinlikle mensup gelirdi. Hala olur. Siva olmaz. Gayr olmaz. Gayr olmaz. Bir gayr olmaz. Evet. Yalnızca
Ceyhan olabilir. Ceyhan'dan sonra kelimenin mensup da mecrur da gelmesi caizdir. 8. Ma kafe el müdiru ada diyor. Ada'dan sonra ne gelmelidir? Nacihine geliyor. Nacihine. Nacihune olmaz mı? Olmaz. Nacihane olmaz. Nacihun olmaz. Nacihatun olmaz. Hepsi merfu bunların. Sadece nacihine mensupluğa ve mecrurluğa uyumlu bir şekilde gelmiştir. O yüzden Adana seçilir. Zaten İrab olarak tek farklı olan bu. Hiçbir şey bilmesen bile farklı olan yalnızca Adana. Çünkü diğerleri her biri merfudur. Nacihune vav ile merfu. Nacihani elif ile merfu. Nacihun zamme ile. Nacihatun o da zamme ile. Nacihine Adana'daki ise ya ile hem mensupluğa hem de mecrurluğa elverişlidir. 9 ve 10 kaldı. Ada, hala, haşa. Bunlara baktığımızda kendileriyle alakalı bilgilerden hangisi doğrudur? Birer mazi fiili harfi cer olarak irab edilebilirler. Bu mümkündür. İrab edilebilirler yani değerlendirilebilirler. Peşine gelen kelimeye ona göre etkide bulunabilirler. Bu doğrudur. Doğru olduğu için demek ki diğerleri yanlıştır. 10 noktalı yere ne gelmelidir? Eşara el mümessilu, evet ilk defa okuyorum, tekrar edeyim dedim. İle ennel hükümete hakkakat takaddümen veya hakkaktu takaddümen la yüstehanu noktalı yere aşağıdaki harficelerden hangisi gelmelidir? Harficel sorusuymuş. Harficelerden hangilerinin geleceği kitapta yukarıda belirtildi zaten. Onları ezberlersek burada Bursa'nın seçilmesi gerektiğini bilirsiniz. Böylece ünite tamamlandı. Bu ünitede nelere dikkat etmelisiniz özellikle? Özellikle şuraya dikkat etmek gerekiyor. İstisna edatlar hangileridir ve hangi durumda bunlar mensup, mecrur yapıyor? Hangi durumda merfu gelebilir? Gayr olsun, siva olsun, bizzat bunların irabı nedir? Peşlerine gelen kelimelerin irabı nedir? Müstesna minhin istisna edatının sağında olduğunu, müstesnanın ise illa gibi istisna edatının solunda olduğunu bilmeniz lazım. Müstesna minh sağda, ortada istisna edatı var. Sağında müstesna minh, solunda müstesna var. İstisna edatı illa'dan başka da var. Her birinin manasını, cümleye kattığı manayı kendi iraplarına, gayr olsun, siva olsun özellikle bilmemiz gerekiyor. Etkilerini bilmemiz gerekiyor. Cümlede müstesna mihnin var olup olmadığını nasıl tespit edersin? İşte müstesna mih olandan çıkabiliyor mu? Çıkartılabiliyor, ona eklenebiliyor olması gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle noktalı soru bekliyorum ben bu üniteyle alakalı. Noktalı yere merfu, mensup, mecrur hangi kelime gelmelidir? Dolayısıyla biz burada ayrıntıları biraz bilmemiz lazım. Yani illa ile kurulan şuradaki şeyleri bilmen lazım. Gayr olsun, siva olsun, onunla alakalı anlatılan şeyleri bilmemiz lazım. Hangi durumda mensup oluyor? Hangi durumda merfu oluyor? Bunları bilmemiz gerekiyor. Ama önce merfu ney, mensup ney, mecrur ney? Bunları bilmemiz lazım. Bu ünite bu bakımdan önemli. Hareketsiz bir yazıya doğru harekeye doğru irab verebilme adına son derece önemli bir ünitedir.